Çoklu engellilerin bakım ve rehabilitasyonu dersi 1. ünite özeti. Çoklu engellilerin tanımı ve kapsamı. Giriş. Her ne kadar pek çok farklı tanımı yapılmış olsa da, en genel anlamıyla çoklu engellilik birden fazla engele aynı anda sahip olma durumu olarak tanımlanabilir. Çoklu engellilik tanımı ve kapsamı. Ülkemizde özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde çoklu engellilik, birden fazla alanda yetersizlik olarak ifade edilmiş ve, birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda bu yönetmelikte çoklu engellilik kavramının, ağır ve çok engellilik anlamında da tanımlandığı görülmektedir. Bu tanımlama, çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey, tanımı kapsamında, bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan birey olarak yapılmıştır. Bir başka tanımlama ise spesifik örnekler vererek çoklu engellilik durumunu şu yetersizliklerden 2 veya daha fazlasına sahip olma durumu olarak açıklamıştır. Şafak, 2012. Görme engeli, işitme engeli, zihinsel gelişim geriliği, konuşma geriliği, ortopedik engel, öğrenme problemleri, otizm veya otizm benzeri davranışların eşlik ettiği iletişim sorunları, çeşitli nörolojik problemler, özellikle beyin felci. Bunlara benzer bir takım yetersizlikler. Görüldüğü üzere, bazı durumlarda çoklu yetersizlik kavramının, birden fazla gelişim alanında yetersizlik anlamında kullanıldığı gibi bazen de bir alanda ağır, ileri, ciddi derecede yetersizlik anlamında kullanıldığı görülmektedir. Bunun sebebi, birden fazla yetersizliğin bir arada olması ile tek bir yetersizlikten ağır derecede etkilenmiş olmanın kişiyi aynı şekilde etkiliyor olmasıdır. Karakteristik olarak çok engelli bireyler öz bakım becerilerini çok az düzeyde yerine getirebilirken birçoğunu henüz öğrenememişlerdir ya da hiç yerine getiremezler. İletişim becerilerinde, bilişsel, psikomotor, sosyal ve duygusal becerilerde ciddi sınırlılıklar yaşamaktadırlar. Bu nedenle, çok engelli bireyler farklılaştırılmış ve daha yoğun bir eğitime gereksinim duyarlar. Oluşum nedenleri, yaygınlık ve farklı çoklu engellilik durumları. Engelliliğin oluşum nedenleri farklı biçimlerde incelenebilir. Oluşum zamanına göre ele alındığında 3 grupta inceleyebiliriz. Doğum öncesi engel nedenleri şunlardır. Çeşitli kromozomal nedenler, akraba evliliği, hamilelik süresince yetersiz beslenme, soy geçmişinde kalıtsal hastalık olması, hamilelik yaşının uygun olmaması, çok küçük ya da büyük olması. Hamilelikte doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanılması. Hamilelikte annenin sigara, alkol, uyuşturucu kullanması. Hamilelikte iyonize röntgen ışınlarına maruz kalınması. Ana baba arasındaki kan uyuşmazlığı. Hamilelikte ateşli, bulaşıcı hastalık geçirme. Hamilelikte kaza geçirilmesi veya travmaya maruz kalınması. Hamilelikte aşırı stres veya zehirlenmeye maruz kalınması. Hamilelikte sağlık kontrollerinin ve yapılması gereken testlerin yaptırılmaması. Hamilelikte gereken vitamin ve minerallerin eksikliği. Annenin yüksek tansiyon, kalp veya şeker hastalığı gibi hastalıklarının bulunması. Fazla veya sık aralıkta hamile kalınması veya doğum yapılması. Doğum anı engel nedenleri şunlardır. Doğumda bebeğin oksijensiz kalması. Doğumun erken veya güç olması. Bebeğin düşük doğum ağırlığında doğması. Doğumda bebeğin travma geçirmesi. Doğumun sağlık kuruluşunda, sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmemesi. Doğum sonrası engel nedenleri şunlardır. Bebeğin yetersiz beslenmesi. Bebeğin gerekli testlerinin ve sağlık kontrollerinin yaptırılmaması. Bebeğin aşılarının düzenli olarak yaptırılmaması. Ağır doğum sarılığı. Doğum sonrası bebeğin ağır ve ateşli hastalık geçirmesi. Ev, iş, trafik kazaları. Zehirlenme türleri. Doğal afetler. Ailenin ve çevrenin eğitimsizliği nedeniyle yanlış müdahalede bulunulması. Bireylerin ihmal ve istismar edilmesi. Çok engelli bireylerin bu durumu yaşamlarının bazı olası nedenleri şu şekilde özetlenebilir. Kromozom bozuklukları, doğum sonrası nedenler, erken doğum, beyin, omurilik zedelenmesi, enfeksiyon hastalıkları, genetik bozukluklar, kazalarda yaralanma. Çok engelli bireylerin genel olarak problem yaşadıkları bazı temel alanlar şunlardır. Öğrenme hızları yavaştır. Öğrenilenleri genelleme ve sürdürmede güçlük yaşarlar. Genellikle ciddi iletişim sorunları vardır. Davranış ve sosyal becerilerde güçlük yaşarlar. dikkat sürelerinde ve dikkat için ipuçlarını anlamada güçlük yaşarlar. Gözlemler yoluyla ve rastlantısal öğrenmede güçlükleri vardır. Kendi davranışlarını yönetme ve kontrol etmede, onları değerlendirmede ve kendini pekiştirmede güçlükleri vardır. Fiziksel sorunlarına eşlik eden motor gelişim sorunları vardır. Farklı çok engellilik biçimleri. Türkiye'de yetersizlikten etkilenmiş bireyler eğitim imkanlarından yararlanabilmek için önce tıbbi tanı, daha sonra da eğitsel tanı almaktadırlar. Ülkemizde çok engelli bireyler tıbbi ve eğitsel tanılama aşamasında sahip oldukları birden fazla yetersizliğin isimlerinin bir arada kullanılmasıyla tanılanmaktadırlar. Türkiye'de zorunlu eğitim çağındaki yetersizlikten etkilenmiş tüm bireyler, 3 ila 23 yaş, eğitsel tanılama sürecinden sonra okullara, sınıflara yönlendirilmektedirler. Çoklu engelliliği 5 ayrı kategoride inceleyebiliriz. Zihin ve işitme engellilik. İşitme engeli, doğuştan olabileceği gibi farklı sebeplere bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabilir. Ancak doğuştan işitme engelli olan bir birey bütün gelişim evrelerinde bu durumdan olumsuz etkilenir. İşitme engeline ek olarak Down sendromu, zihinsel engel ya da otizm gibi farklı nörolojik problemler yaşayan bireyler bu grupta yer almakta ve zihin artı işitme engeli olan birey olarak adlandırılmaktadır. İşitme kaybı olan bir bebeğe erken tanı konulmadığında, dil gelişimi, psikososyal gelişim, çevreye uyum ve iletişimde gecikmeler ortaya çıkmaktadır. Bu durum çocuğun ilerleyen yaşlarda gerek okul gerek sosyal hayatının kısıtlanmaması açısından da büyük önem taşır. Tanı ne kadar erken dönemde konursa tedavi başarısı da o derece artmaktadır. Zihin ve görme engellilik. Hem zihin engelli hem de görme engeli olan bir bireyin üstesinden gelmesi gereken iki büyük engeli vardır. Başat engel genellikle görme engeli değildir. Zihin ve görme engeli olan bir bireyin başat engeli zihinsel engelidir. Görme engelli olup normal gelişim gösteren bir birey Braille alfabesi gibi bazı alternatif teknikler kullanarak akranlarının öğrendiği şeyleri öğrenebilir ancak görme engeline ek olarak zihinsel engelli olan bireyde öğrenme daha yavaştır. Fakat eğitilebilir zihin ve görme engelli bireylere Braille alfabesi kesinlikle öğretilmelidir. Zihin ve fiziksel engellilik. Fiziksel engellilik, doğuştan gelen bir anormalliği, hastalığın neden olduğu bozuklukları, örneğin çocuk felci ve diğer nedenlerden kaynaklanan, örneğin serebral palsi, durumları içermektedir. Zihin engeli tek başına bireyin yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir engeldir. Dolayısıyla bireyde zihin engeline ek olarak fiziksel bir engel de varsa durum daha da güçleşmektedir. Zihin ve fiziksel engelli olan çok engelli bireylerin eğitim ve diğer gereksinimlerini karşılamak, yaşadıkları sınırlılıkları en aza indirgemek için ciddi ortam ve eğitim uyarlamalarına ihtiyaç vardır. Görme ve işitme engellilik. Görme ve işitme engellilik görülme olasılığı düşük ve kendi içerisinde çok değişkenlik gösteren bir engel durumudur. Bir bireyin görme ve işitme engelli olarak değerlendirilebilmesi için ciddi iletişim ve gelişim problemleri yaşamasının yanı sıra, farklı ortam ve eğitim uyarlamalarına ihtiyaç duyması gerekmektedir. Görme ve işitme engelli bireylerin %90'ı bir ya da birden fazla ek engele ya da sağlık problemine sahip olduğu için çoğu zaman görme ve işitme engelli yerine çoklu engelli olarak adlandırılmaktadırlar. Görme ve işitme engellilik, erken doğum ya da çeşitli doğum komplikasyonlarına bağlı oluşabileceği gibi başka birçok sebebe de sahip olabilir. Çocukluk ve ergenlik döneminde menenjit, beyin zedelenmesi ya da kalıtıma bağlı olarak DHA gelişebilir. Görme ve işitme engeli doğuştan olduğunda doğal öğrenme neredeyse imkansızdır. Görme ve fiziksel engellilik. Serebral palsi, spina bifida ve kas bozukluğu genellikle fiziksel engele ek olarak görme engelinin bulunduğu durumlardır. Bazı durumlarda vücudun bütün bölümleri engelden etkilenirken bazı durumlarda kollar, bacaklar ya da vücudun bir kısmı etkilenebilir. Bazıları yardımsız bir şekilde yürüyebilirken bazıları koltuk değneği, yürüteç ya da tekerlekli sandalye kullanabilirler. En büyük ve en önemli kayıpları bağımsız yaşam, bilgiye erişim, diğerleriyle ve dış dünyayla iletişim alanında yaşarlar. Görme engeline bağlı olarak çevresindeki nesnelerin farkına varamaz ve normal gelişim gösteren, görme engeli olmayan akranlarının yaptığı gibi çevresini sürüklenerek, emekleyerek ya da yürüyerek araştırmak için onu motive edecek nesneleri göremezler. Ayrıca, kendi kendine hareket kabiliyeti oldukça düşük olduğu için öğrenme ortamlarında bulunma ve öğrenme sınırlı düzeyde gerçekleşmektedir. Çoklu engellilerin bakım ve rehabilitasyonu dersi 2. ünite özeti. Çoklu engellilerin özellikleri. Giriş. Çok engelli bireylerin yetersizlik alanları ve bu yetersizlikten etkilenme dereceleri bireyden bireye farklılık göstermektedir. Çoklu engelliyi şu kombinasyonlar çerçevesinde ele alabiliriz. Zihin yetersizliği artı işitme yetersizliği. Zihin yetersizliği artı görme yetersizliği. Zihin yetersizliği artı bedensel yetersizlik. Görme yetersizliği artı işitme yetersizliği. Görme yetersizliği artı bedensel yetersizlik. Çoklu engellilerin özelliklerini anlamak bu bireylerin normal gelişim gösteren ve diğer engel gruplarındaki bireylerle gelişimsel olarak ne tür benzerlik ve farklılıklarının olduğunu anlamamıza ve bu sayede daha etkili öğrenme ortamları ve daha etkili öğrenme etkinlikleri sunmamızı olası kılar. Çoklu engellilerin ortak özellikleri. Çoklu engelliliği bulunan bireylerin ortak özellikleri şu maddeler halinde özetlenebilir. Tıbbi problemler, sözel dili anlamada güçlük, sınırlı ilgi, algılama ve hafıza güçlükleri, düşük benlik algısı, fiziksel hareketlerde güçlük, günlük yaşam becerilerinde desteğe ihtiyaç duyma. Sağlığa ilişkin özellikler, çoklu engellilerin yaşadıkları problemler, görme ve işitme problemleri, epilepsi nöbetleri, yarık damak, dudak, kalp hastalıkları, diyabet, hemofili, multiple skleroz, M.S., eklem hastalıkları, uyku bozuklukları, kabızlık, obezite, diş yapısının bozulması gibi birçok hastalık çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir. Çoklu engellilerle çalışan eğitimcilerin bu bireylerin yaşayabilecekleri sağlık problemleri konusunda hassas olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda çoklu engelliler sağlık problemleri nedeniyle sık sık ameliyat olabilirler. Bu durumda hem ameliyat hem de iyileşme döneminde geçirilen sürede çok engelli bireyler eğitim ortamlarından uzak kalabilmektedir. Bu süreç hem eğitimciye eğitimlerin planlanması aşamasında sıkıntı yaratmakta hem de bireyin gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Fiziksel gelişim özellikleri. Fiziksel gelişim bedeni oluşturan kas, beyin ve sinir, sindirim, dolaşım, boşaltım, solunum ve benzeri sistemlerin gelişimini, kilonun artışını, kemiklerin gelişimini, dişlerin çıkmasını ve değişmesini kapsar. Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem bebeklik dönemidir. Çoklu engellilerin bebeklik döneminde yaşadığı nöbetler, akciğer ve solunum sorunu gibi sağlık sorunları fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda çok engelli bireylerin fiziksel gelişiminin normal gelişim gösteren bireylerden ve hatta diğer engel gruplarından geride seyretmesine yol açmaktadır. Çoklu engellilerin fiziksel yetersizliklerinden dolayı kas kontrolü sınırlıdır. Bu sınırlılıkta yeme, giyinme, soyunma, diş fırçalama, saç tarama ve tuvalet becerileri gibi öz bakım becerilerini bağımsız gerçekleştirmelerini zorlaştırmaktadır. Motor gelişim özellikleri. Bireyin çevresini keşfetmesi, fiziksel gelişimine paralel olarak ilerleyen motor gelişimiyle başlar. Motor gelişim, bireyin hayatı boyunca sergilediği motor davranışlarındaki değişikliktir. Bireyin fiziksel olarak büyümesi ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizması isteme bağlı hareketlilik kazanır. Birey hareketlilik kazandıkça çevresini tanımaya çalışır. Her tanıma fırsatında bireyin duyu organları, zihin becerileri ve kasları birlikte çalışır. Bu süreçte birey hareketlerini tekrar ederek pratik yapar. Yaptığı pratikler sayesinde motor performansta kalıcı değişiklikler meydana gelir. Bu kalıcı değişikliklere motor öğrenme denir. Bireyin motor öğrenme seviyesi yaptığı pratikle artar ve bireyin motor performansının sürekli olarak gözlenmesiyle bu seviye anlaşılır. Ancak çok engelli bireylerin duyu organları, zihin faaliyetleri veya kasları normal seyrinde çalışmadığı için bu tanıma fırsatlarından yeterli düzeyde yararlanamaz. Bu yüzden hareket etme, yürüme, tutma, kavrama, beslenme gibi motor becerilerin sergilenmesi gereken durumlarda normal gelişim gösteren bireylerden düşük performans sergiler. Bu bireyler genellikle düzgün postür duruşunda ve bağımsız hareket etmede güçlük yaşarlar ve bu sebeple tekerlekli sandalye veya koltuk değneği kullanabilirler. Motor performansta meydana gelen kalıcı değişikliklere motor öğrenme denir. Davranışsal özellikler. Çoklu engellilerin bir kısmı ilgi ve ihtiyaçlarını normal gelişim gösteren bireyler gibi gösteremedikleri için farklı davranış kalıplarıyla kendini ifade etmeye çalışabilir. Bu davranışlar kimi zaman sallanma, elini yüzünün önünde sallama, parmak emme, diş gıcırdatma gibi davranışlar olabilir. Kimi zaman ise ısırma, kendine sert bir cisimle vurma, kemirme gibi kendine zarar verici davranışlar olabilir. Uygun olmayan davranışların azaltılmasında aile bireyleri kimi zaman çaresiz kalabilmektedir. Bu durumda eğitimcilerin davranışın ortaya çıkma nedenlerini araştırması gerekmektedir. Ayrıca eğitimcinin uygun azaltma tekniklerini kullanarak ve bunları aileye öğreterek aile yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olması gereklidir. Sosyal duygusal gelişim özellikleri. Sosyal ve duygusal gelişimin temelleri bireyin dünyaya geldiği ilk yılda atılır ve tüm yaşam boyu devam eder. Sosyal ve duygusal gelişimin yaşam boyu devam eden bir süreç olmasına karşın en hızlı geliştiği dönem 0 ila 3 yaş aralığıdır. Bu dönemde birey çevresindeki kişi ve olaylarla etkileşime girerek deneyim kazanır. Özellikle anne ile bebek arasında kurulan bağ bebeğin çevre ile etkileşimini yakından etkiler. Bebeğin gelişimi üzerinde etkili olan şu iki önemli faktörden bahsedilebilir. Mizaç, bağlılık. Birey genetik altyapısında getirdiği mizacı ile günlük hareket seviyesini, düzenini, çevreye uyumunu ve sosyal etkileşimlerini belirler. İkinci faktör olan bağlılık aile ile çocuk arasında yaşanan bağdır. Bu bağ çocuğun çevre ile kurduğu iletişimini etkiler. Özellikle anne ile bebek arasında kurulan bağ bebeğin çevre ile etkileşimini yakından etkilemektedir. Yaşamın ilk yılında başlayıp devam eden bir süreç olsa da çok engelli bireyler sosyal ve duygusal gelişimde güçlükler yaşamaktadırlar. Çok engelli birey çevresindeki sosyal etkileşim fırsatlarını görme, işitme, zihin yetersizliği veya bedensel yetersizlik gibi nedenlerden dolayı etkin kullanamayabilir. Bu sınırlılığı aşmak için çoklu engelliler dokunma, jest, mimik ya da bilgisayar gibi alternatif yollarla iletişim kurabilirler. Çoklu engellilerin bilişsel becerilerine paralel olarak ilerleyen iletişim ve dil becerileri, yetersizlikten etkilenme derecesine göre sınırlılıklar göstermektedir. Bu durumda çoklu engellilerin sosyal ve duygusal gelişimine olumsuz yansımaktadır. Bu nedenle ailelerin çok engelli bireyin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek için yapması gereken ortam düzenlemelerin, oyun fırsatlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Çok engelli bireyle çalışan eğitimcilerin uyguladıkları bireyselleştirilmiş eğitim planlarında bireyin sosyal ve duygusal özelliklerini geliştirmeye yönelik akranlarıyla etkileşime girecekleri oyun etkinliklerine yer vermesi gereklidir. Bunlara ek olarak çok engelli bireyin boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik aktivitelerin planlanması hem ailelerin hem de eğitimcilerin unutmaması gereken bir konudur. Bilişsel gelişim özellikleri. Bebeğin dünyaya gelişi ile dış dünyayı anlamlandırma çabası başlar. Bu çaba bebeğin duyu organları ve içsel zihin süreçleri olarak tanımlayabileceğimiz biliş ile yürütülür. Bilişin içeriği dikkat, algı, bellek, okuma yazma, problem çözmeden oluşmaktadır. Birden fazla yetersizlikten etkilenen çoklu engelli bireyler daha önce anlatılan gelişim alanlarında olduğu gibi bilişsel gelişimde de akranlarından daha düşük performans sergilemektedirler. Çok engelli bireylerin zeka puanlarının, ilk, genellikle 25 ila 40 puan, ağır düzeyde çok engelli bireylerin zeka puanlarının ise 0 ila 25 aralığında olduğu belirtilmektedir. Bu durumda çoklu engellilerin yavaş öğrenmesi ve öğrendiklerini unutması ile sonuçlanmaktadır. Bu durumun sonucu olarak çok engelli bireyler bağımsız yemek yeme, giyinme, bağımsız olarak tuvalet ihtiyacını giderme gibi becerilerde desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bağımsız yaşam becerilerine ek olarak çoklu engellilerin okuma ve yazma gibi akademik becerilerde de yaşıtlarından daha geride performans sergiledikleri belirtilmiştir. Dil gelişim özellikleri. İnsanoğlu topluluk halinde yaşayan, gereksinimlerini karşılamak ve yaşamını sürdürmek için çevresindeki bireylerle iletişim kurmak zorunda olan sosyal bir varlıktır. Çoklu engellilerin iletişim kurmada kullanılan dil ve yüz ifadelerinde bozukluklar olabilir. Bu bozukluklar dilin gelişimi ve yapısından gerçekleştiğinde bireylerin çevresindeki kişilerle iletişim kurması daha da zorlaşır. Bu duruma ek olarak çok engelli bireylerin çevresindeki bireylerle az etkileşime girmesi onda bir deneyim eksikliği yaratmış olabilir. Bu iki durumda da çok engelli bireyler konuşmayı anlamlı bir şekilde kullanmada sınırlılıklar gösterebilirler. Bu sınırlılığı aşmak için de çok engelli bireyler göz hareketleri, dokunma, yüz ifadeleri, mimikler, bilgisayar ya da konuşmayı destekleyici cihazlar kullanabilmektedirler. Çoklu engelliler yaşadıkları sınırlı dil gelişimi yüzünden kendileri de alternatif iletişim yolları geliştirebilirler. İfade edebildikleri birkaç sesi ya da kelimeyi farklı tonlarda söyleyerek farklı ihtiyaçlarını aktarmaya çalışırlar. Ayrıca el-kol hareketleri, jest ve mimikleri ve işaretleri ile çevresine birçok mesaj verebilirler. Bu mesajların anlaşılması o bireyle ilk defa tanışan kişi için zor olsa da bireyin ailesi için çok kolaydır. Bu tür durumlarda ailenin bilgi kaynağı olarak kullanılması daha verimli eğitim programları planlanması için önemlidir. Çoklu engellilerin bakım ve rehabilitasyonu dersi 3. ünite özeti. Çoklu engellilerin sağlık ve bakım gereksinimleri. Giriş. Bireyler doğuştan veya sonradan edindiği çeşitli bozukluklar nedeniyle işlev kayıplarına yol açan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen özür durumlarıyla hayatlarını sürdürmek zorunda kalabilmektedir. Çoklu yetersizlikleri olan bireylerin sağlık bakım gereksinimleri daha fazla bilgi, beceri, çevresel düzenleme ve teknoloji desteği gerektirdiğinden bu bireyler daha profesyonel ekip desteğine ve daha nitelikli bakım personeline ihtiyaç duymaktadır. Çoklu engellilerin sağlık sorunları ve müdahale. Çok engellilik, diğer bir ifadeyle, çoklu yetersizlik, sadece bir bozukluğa yönelik özel eğitim programlarına yerleştirilerek çözülemeyen çoklu nedenlerin kombinasyonu veya eşlik eden bozukluklar olarak tanımlanmakta olup zihinsel, fiziksel veya iletişim bozukluklarına sahip bireylerin tek bir kategori yerine iki alanda gruplandırılmasıdır. En çok karşılaşılan ve çoklu yetersizliğe neden olan sendromlar arasında Rett sendromu, Angelman sendromu, Williams-Beuren sendromu, Prader-Willi sendromu, Cornelia de Lange sendromu, Sanfilippo sendromu, Fragile X sendromu, tuberoz skleroz kompleksi ve diğerleri yer almaktadır. Gelişimsel, zihinsel yetersizlik, OSB, serebral palsi ve benzeri. Veya sonradan edinilmiş nedenlerden dolayı, inme, omurilik yaralanmaları, Alzheimer ve benzeri. Çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerde sağlık sorunları özellikle belirli vücut işlevleri ve yapılarında benzerlikler göstermektedir. Epilepsi. Epilepsi, beyinde hızlı ve bozulmuş elektrokimyasal ateşleme sonucu davranış ve bilinç işlevlerinde, duyusal ve motor işlevlerde ani ve beklenmedik değişikliklerdir. Epilepsi için risk oluşturan durumlar genetik yatkınlık, doğum öncesi, doğum sırası ve sonrası çeşitli faktörlerdir, enfeksiyon, kafa travması, toksik maddelere maruz kalma, oksijen yetmezliği ve benzeri. Çoklu yetersizliği olan her bireyin kendine özgü epilepsi tablosu vardır ve şu aşamalarda epilepsinin yönetilmesi önerilir. Önleme aşamasında, koruma aşamasında, ilk yardım tedbirleri aşamasında, görme sorunları. Görme sorunları özellikle motor bozukluğun şiddetli olduğu bireylerde görülmektedir. Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği veya gelişimsel geriliği olan bireylerde görme güçlükleri eşlik etmektedir. Özellikle serebral palsiden şiddetli düzeyde etkilenen bireyler beyindeki görme merkezlerinin etkilenmesine bağlı olarak görsel bilgiyi işlemleme ve entegre etme sorunları yaşarlar, kortikal görme bozukluğu. Çoklu yetersizliği olan bireylerin daha iyi görebilmelerine ilişkin bakım personeli şu stratejileri kullanabilir. Ürkütmeden bireye en doğru biçimde yaklaşma. Bir oda içerisinde en uygun pozisyonu belirleme, örneğin arkalarına ışığı alarak oturma. Yapılan eyleme özgü ışıklandırma gibi uygun ışıklandırma türünü kullanma. Daha yorgun ve iyi görmenin daha az olduğu zaman dilimlerinde aktivitelerden kaçınma. Bağımsızlığı destekleyici dekoratif düzenlemeler yapma, örneğin merdiven ve koridorlarda yere yakın ilave ışık kaynağı yerleştirme. İşitme sorunları. Çoklu yetersizliği olan bireylerde işitme problemleri görülmekle birlikte şiddetli zihinsel yetersizlik veya motor bozukluklar gibi ana yetersizliklerden dolayı gölgelenebilmektedir. İşitme bozuklukları genel olarak şu dört başlık altında incelenebilir. İletimsel işitme bozukluğu, duyunöral işitme bozukluğu, mix, karışık, işitme bozukluğu, işitsel işlemleme bozukluğu, gelişimsel yetersizlikten şiddetli düzeyde etkilenen bireyler doğuştan veya sonradan işitme bozuklukları için risk taşımaktadır. Risk taşıyan gruplar arasında serebral palsi, Down sendromu, gebelik dönemi kızamıkçı, Fragile X sendromu, yeni doğan sarılığı, hamilelikte sitomegalovirüs enfeksiyonu ve 40 yaş sonrası bireyler yer almaktadır. İşitme bozukluklarına yönelik çeşitli müdahale yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar, işitmeye yardımcı cihazlar, kulak arkasına takılan cihazlar, kıyafete takılan cihazlar, kulak içerisine yerleştirilen cihazlar, kulak arkası kemiğe yerleştirilen cihazlar, cochlear implantlar ve vibrotaktil cihazlardır. Çevresel koşullar düzenlenerek işitmenin kolaylaştırılması da sağlanabilir. Arka plan gürültünün azaltılmalı. Ortam aydınlatmasının arttırılmalı. Bu tür kişilerle konuşmaya başlamadan önce kişinin dikkati çekilmeli ve göz dudaklar görülebilecek biçimde konuşulmalı. Ses iletme özelliği düşük olan malzemeler kullanılmalı. İhtiyaç duyulmayan nesneler ortamdan çıkartılmalı ve sade bir düzenlemeye gidilmeli. Bu tür bireylerle iletişim kurarken orta hızda bir tempoyla ve yeterli bir tonda ve bağırmadan ifadeler oluşturulmalı. Solunum sorunları. Çoklu yetersizliği olan bireylerin solunum sorunları riski akranlarına göre daha fazla olup bu bireyler göğüs ve hava yollarıyla ilgili problemler yaşamaktadırlar. Bu nedenle bakım personelinin çoklu yetersizliği olan bireylerin beslenme ürünleri sırasında olası aspirasyon, besin parçalarının soluk borusuna kaçması, tehlikesine ilişkin belirtileri bilmesi önemlidir. Aynı zamanda çoklu yetersizliği olan bireyler aspirasyon dışında pek çok nedenden dolayı tekrarlı göğüs enfeksiyonu ve zatüreye yatkın olabilirler. Özellikle güçlü öksürme kapasitesine sahip olmamaları ve akciğerlerini yeterince şişirerek genişletememeleri nedeniyle bu tür sorunlar tekrarlı olarak yaşanmaktadır. Gelişimsel yetersizliğe bağlı çoklu engeli olan çocuklarda bir diğer solunum sorunu ise astımdır. Astım, genetik ve çevresel etkenlerin rol aldığı bronşların iltihaplanmasına bağlı geriye dönüşlü tıkanıklıkla kendini gösteren bir hastalıktır. Bu bağlamda bakım personelinin astımdan etkilenen ve çoklu yetersizliği olan bireylerde astımı tetikleyici unsurlara karşı dikkatli olması ve astım belirtilerini fark etmesi önemlidir. Orta kulak iltihabı. Gelişimsel yetersizliklerden etkilenen çocukların ortak kulak iltihabına ilişkin riski yüksek olup, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi ilişkili olduğu durumlardan dolayı enfeksiyon orta kulağa taşınır. Down sendromu, OSB, Fragile X sendromu, Williams sendromu, Turner sendromu ve diğer bazı sendromlardan etkilenen çocuklar orta kulak enfeksiyonu için daha yüksek riske sahiptir. Orta kulak iltihabına bağlı diğer sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Örneğin menenjit ve benzeri. Orta kulak iltihabının tedavisinde enfeksiyonla mücadele için antibiyotik ve ağrı kesicilerin kullanılması, kalıcı ve tekrarlı sorunlarda kulaktan enfeksiyonun çekilmesi, dırın edilmesi söz konusudur. Diş ve ağız sorunları. Çeşitli gelişimsel sorunlar veya sonradan edinilmiş bozukluklar ve özür durumları çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra ağız ve diş sağlığı sorunlarına da yol açmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin temel günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyinin sınırlı olması diş ve ağız sağlığı bakımında da ebeveyn veya bakım personeline bağımlı olmalarına neden olmaktadır. Down sendromlu bireyler büyük dil, doğuştan eksik diş veya şekil bozukluğu olan dişler, güçlü öğürme refleksi, yeterince aktif olmayan tiroid işlevleri gibi özelliklere sahiptir. Serebral palsi gibi motor bozuklukları olan bireylerde diş ve ağız sorunları yaşanabilmektedir. Bu yetersizlik grubundaki kas tonusu bozuklukları kas iskelet sorunlarına ve bununla ilişkili olarak ağız ve diş sağlığı problemlerine yol açmaktadır. Bakım personelinin çoklu yetersizliği olan bireylerin kas iskelet özelliklerini ve muhtemel ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilmesi, bakım alan bireylerin beslenme ve diyet alışkanlıklarının ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerini önemsemesi, diş-ağız sağlığı kontrollerinin düzenli yapılarak tedaviden ziyade önleyici tedbirlerin daha önemli olduğunun farkında olması ve gün içi bakım sorumluluklarının düzenli yerine getirmesi unutulmaması gereken hususlardır. yutma güçlüğü ve beslenme sorunları. Yeme ve içme becerisi, beslenme sırasında gerekli olan anatomik yapıların pozisyonlarını koruması, sinir ve kas yapıları arasındaki kontrol ve koordinasyon, duyu algı işlevleri, sindirim sistemi işlevleri, kalp solunum sistemi işlevleri ve otonom sinir sistemi ile koordine olmayı içermektedir. Beslenme sırasında gereken bu pek çok alt işlev, özellikle zihinsel yetersizlik ve motor bozukluğun olduğu, çoklu yetersizliklerden etkilenen bireylerde sekteye uğramakta ve yutma güçlüğü olarak adlandırılmaktadır. Yutma güçlüğüne bağlı pek çok acil müdahale gerektiren veya acil olmayan durumlar gerçekleşebilmektedir. Bu bakımdan çoklu yetersizliği olan bireyin yakın çevresindeki bakım personelinin yutma güçlüğüne bağlı belirtileri fark etmesi ve acil müdahale durumlarına karşı hazırlıklı olması gerekir. Çoklu yetersizliği olan bireylerin yutma sorunlarını yönetebilmek için bazı telafi edici stratejileri uygulamak yararlı olabilir. Bunlar, güvenli yutmayı desteklemek üzere yetersizliği olan bireyde duruş değişiklikleri yapma, öğün zamanlarında fiziksel olarak bireyi destekleme, yiyeceklerin sertliğini ve kıvamını değiştirme, içilen sıvıları yoğunlaştırma, az ve sık yemek gibi öğün sürecini değiştirme, masa, sandalye yüksekliği, oturma açısı ve benzeri konularda çevresel düzenleme yapma, çatal kaşık gibi araçları kullanıcıya uygun olan biçimde değiştirme. Çoklu yetersizliği olan bireylerin yutma sorunlarına ilişkin müdahale yaklaşımlarının yeterli olmadığı şiddetli vakalarda olası yaşam tehdit edici durumlar tüple beslenme düşünülebilir. Tüple beslenme için tüp bireyin midesine veya bağırsaklarına yerleştirilir. Tüple beslenme burun yoluyla veya doğrudan mide üzerinden olmak üzere iki yolla gerçekleşebilmektedir. Beslenme bozukluğu. Beslenmenin yeterli ve dengeli olması vücut sağlığını geliştirici etkiler sağlarken kronik hastalıklara karşı koruyucu ve vücut bağışıklık sistemini güçlendirici sonuçlar doğurur. Yetersiz beslenme veya beslenme sorunları pek çok sağlık sorunu için zemin hazırlayıcıdır. Özellikle çoklu yetersizliğe sahip bireylerin kas iskelet, sindirim, boşaltım, hareket, yutma ve benzeri sorunları akranları gibi beslenme alışkanlıklarına sahip olmasını engellemektedir. Beslenmenin yetersiz oluşunun yanı sıra aşırı olması da beslenme bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Çoklu yetersizliğe neden olan bazı gelişimsel sorunlarda bireylerin beslenme özellikleri, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm için atılması gereken adımlar şu şekilde özetlenebilir. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yiyeceklerin çeşitliliğini sınırlandırmakta yarar vardır. Özel diyet uyarlamaları OSB'li bireyler için önerilmektedir. Serebral palsili bireylerin kas tonusu bozuklukları çiğneme, yutma ve bağırsak hareketlerini olumsuz etkileyerek beslenmeye bağlı büyüme sorunlarına yol açmaktadır. Yiyeceklerin dış yüzeyi ve sertlik özelliği uyarlanarak bireye uygun hale getirilmeli, özellikle çocukların yaşam kalitesini, sağlığını koruma ve büyümesi için ilave yiyecek destekleri ve sonunda gerekirse tüple beslenme düşünülmelidir. Down sendromlu bireylerin yiyeceklerden hoşlanma eğilimleri ve iştahları fazla olup bu bireylerde diyabet ve çölyak hastalığı daha yaygın görülmektedir. Kalp sağlıklarını geliştirmek amacıyla kilo kontrolüne ve omega-3 yağ asidi zengin besinlere gereksinimleri vardır. Rett sendromlu bireylerde yiyeceklerin dış yüzeyiyle sertliğine ve içeceklerin kıvamına ilişkin değişikliklere gereksinim vardır. Kabızlık sorunlarına yönelik de lifli ve yumuşak yiyeceklerin olduğu menülere ihtiyaçları vardır. Sıvı kaybı, dehidratasyon. Çoklu yetersizliği olan bireyler ishal ve kusma nedeniyle sıvı kaybı riskiyle karşı karşıyadır. Özellikle zihinsel ve motor gelişim sorunu olan bireyler iletişim kuramadığı için susadığını iletemez veya bağımsız hareket edemediği için suya erişim sorunu yaşayabilirler. Sıvı kaybı olan bireylerin belirtileri konusunda bakım personelinin bilgi sahibi olması önleme ve tedavi sürecini başlatması için önemlidir. Tuvalet sorunları. Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu fiziksel, zihinsel, iletişimsel ve diğer sınırlılıkları tuvalet tutma becerilerini olumsuz etkilemektedir. Çoklu yetersizliği olan ve özellikle hareket güçlüğü ve zihinsel geriliği şiddetli olan bireyler için tuvalet becerisi yerine getirilmesi oldukça zor bir beceri halini almakta ve tuvaletini kaçırma veya tutamama gibi önemli bir soruna dönüşmektedir. Bireyin boşaltım sırasında bağırsaklarda açılmayı ve kendine yeterli ıkınma kuvveti oluşturmayı sağlayan tuvalet oturma duruşu veya postürü alması önemlidir. Aynı zamanda kabızlık ve boşaltım sorunlarına yönelik olarak lif içeriği zengin gıdaların, örneğin tam buğday ekmeği, kahverengi bulgur makarna, fasulye, fındık, sebzeler ve meyveler, bireylerin günlük menülerinde olması gerekir. Çoklu yetersizliği olan bireylerde, tuvalet tutma becerisiyle ilgili sorunların yönetilebilmesi şu yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Düzenli aralıklarla tuvalete gitme, planlı alt bezi değişimi, fizyoterapistler tarafından öğretilen pelvik döşeme kaslarına yönelik egzersizler, diyetisyenler tarafından hazırlanan sıvı alımı ve diyet programı ilaç tedavisi, ergoterapistler tarafından yapılan tuvalet pozisyonlaması için çevresel düzenleme, hareket ve postür sorunları, doğuştan veya sonradan olan olaylara bağlı olarak ortaya çıkan sinir sistemi hasarları beyinde motor merkezlerin istemli hareket, denge ve duruş üzerindeki kontrol edici etkisini sekteye uğratmaktadır. Kas iskelet sisteminde görülebilecek ilerleyici problemler arasında, eklemlerde şekil bozuklukları, eklem hareket açıklığında azalma, eklem çevresinde kalsifik birikintiler, deri ve deri altı dokularda kısalma, kemik kırılganlığında artışa yol açan metabolik hastalık, osteoporoz, ağrı, kas kitlesinde azalma ve kas kuvvetinde düşüş görülebilir. Özellikle fiziksel engeli şiddetli olan bireylerde hareket ve postür sorunlarına yönelik bakım personeli şu temel noktaları unutmamalıdır. Hareketsizlik kas iskelet sistemi ve diğer sistemlerin, solunum, dolaşım, boşaltım ve benzeri sorunlarını artırır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin duruş sorunlarına yönelik fizyoterapist tarafından önerilen pozisyonlamalar, deformite, ağrı, eklem hareket kısıtlılığı ve diğer kas iskelet sorunlarının ilerleyişini engelleyici olmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bir bireyin duruş sorunlarına yönelik bir pozisyon değişikliği veya hareket için ihtiyaç duyacağı fiziksel yardım oldukça önemlidir. Disiplinler arası işbirliğinin önemli olduğu unutulmamalıdır. Ekip içerisinde çeşitli branşlardan doktorlar, ortopedi uzmanı, nöroloji uzmanı, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve diğer, fizyoterapist, ergoterapist, hemşire, ortez-protez teknikeri, hemşire ve bakım personeli yer almalıdır. Uyku sorunları. Çoklu yetersizliği olan bireylerin yaşadığı sorunlardan biri de uyku sorunlarıdır. Uyku sorunları ile depresyon, endişe ve benzeri belirtilerin ilişkili olduğu ve bu nedenle duygu durum bozukluklarının ve genel ruh halindeki olumsuz değişikliklerin uyumayı bozucu etkilere yol açtığı bilinmektedir. Çoklu yetersizliği olan bireylerin iletişim ve kendini ifade etme gibi becerilerde sınırlıkları olması nedeniyle uyku sorunlarını sağlık personeline veya bakıcısına aktarması güçtür. Bu nedenle bakım personelinin bireyin uyku düzenini bozan olası nedenleri gözlemlemesi ve bireyi sosyal duygusal yönden izlemesine ihtiyaç vardır. Uyku düzenini ve kalitesini sekteye uğratan faktörlerin olası tespiti sonrası bu bireylerin psikiyatrist veya nöroloji uzmanına götürülerek ayrıntılı değerlendirme, teşhis ve tedavisi başlatılmalıdır. Çoklu engellilerin iyilik halini destekleme ve geliştirme. Günümüzde çoklu engellilerin sağlık koşulları bireyin biyopsikososyal özellikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve bunun sonuçlarına göre bireye müdahale edilmektedir. Güncel temel sağlık bakımı, koruyucu sağlık hizmetleri önleme iyilik halinin geliştirilmesi, aile üyeleri bakım personelinin eğitimi ve bütünleşik temel sağlık bakımından oluşmaktadır. Dolayısıyla çoklu yetersizliği olan bireylerin sağlığını ve psikososyal iyilik halini geliştirici unsurlardan bazıları şunlardır. Hareket ve egzersiz, hoşa giden aktiviteler, duyusal uyarımlar, sosyal etkileşim ve pozitif ilişki, seçim fırsatlarının oluşturulması, bakım personeli ve aile üyelerini destekleme. Hareket ve egzersiz, çoklu yetersizliği olan bireylerin harekete olan gereksinimi pek çok vücut sistemi için önemli olup özellikle kas iskelet sistemi, solunum ve dolaşım sistemleri için daha önemlidir. Hareket, vücudun herhangi bir kısmının pozisyonunda gözle görülür değişikliği ifade eder. Fiziksel aktivite, istirahat düzeyinin üzerinde enerji harcanarak iskelet kasları tarafından ortaya çıkarılan vücut hareketleridir, örneğin merdiven inip çıkma. Egzersiz, belirli bir amaç, örneğin sağlık, için belirli bir zaman boyunca yapılan tekrarlı, yapılandırılmış bir fiziksel aktivite biçimidir, örneğin su içi egzersizler. Çoklu yetersizliği olan bireyler için yararlı olabilecek fiziksel aktivite ve egzersiz türleri arasında su içi egzersizler, dans, çeşitli pozisyonlarda vücut hareketleri, kalkma oturma, dönme ve benzeri ve aktif video oyunları örnek olarak sıralanabilir. Hoşa giden aktiviteler. Çoklu yetersizliği olan bireyleri akranları gibi günlük aktivite ve katılıma teşvik edici düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Çeşitli nedenlerden dolayı güdülenme sorunu olan bu bireylerin yakın çevresindeki aile üyeleri veya bakım personelinin, bireyi motive edici etkinliklere ve topluma açık ortamlarda hoşa giden aktivitelere erişimini sağlamaları gerekir. Duyusal uyarımlar. Günlük yaşam içerisindeki istemli davranışların ilk basamağı çevrede veya vücudun içerisinde olup bitenlere ilişkin beyne iletilen duyusal, görsel, işitsel, dokunsal duyular ve tat, koku ve hareket duyuları, uyarımlardır. Duyusal uyarımlara ilişkin bilgiler oldukça önemli olup çoklu yetersizliği olan bireyler bu basamakta çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Yetersizliği olan bireylerin bireysel özellikleri ve gereksinim duyduğu duyular temelinde hazırlanan duyusal müdahale teknikleri ergoterapist tarafından planlanan bir program ile bireylere uygulanır. Amaç bireylerin aşırı hassasiyet gösterdiği ve bu nedenle günlük yaşam aktivitelerine katılımını kısıtlayan durumları aşamalı olarak ortadan kaldırmaktır. Sosyal etkileşim ve pozitif ilişki. Çoklu yetersizliği olan bireylerin yakın çevresindeki bakım personeli ile sosyal etkileşim içerisinde olması ve kurulacak olumlu ilişki ile sosyal duygusal yetersizliğin yol açtığı diğer sorunların, sağlık, gelişim ve benzeri, azaltılması mümkündür. Çoklu yetersizliği olan bireylerle sosyal etkileşimi geliştirmek ve pozitif bir ilişki sağlayabilmek için yoğun etkileşim terapisi, doğrudan iletişim yöntemi, sosyal faaliyetler ve yetersizliği olan bireyin yapabildiği ve tercih ettiği aktiviteleri yaparak birlikte zaman geçirme yöntemlerinden yararlanılabilir. Seçim fırsatlarının oluşturulması. Çoklu yetersizliği olan bireylerin iyilik halini geliştirmede bağımsızlık ve kendini yönetme becerileri kazandırma oldukça önemlidir. Bireyin iyilik halini destekleyici uygulamalar arasından bireyin seçim yapmasını sağlamaya yönelik fırsatlar ve alternatifler oluşturmaya gereksinim vardır. Yetersizliği olan bireyi, ihtiyacı olan ile talep edilenler arasından sadece tek tip seçimler yapması yerine dengeli bir dağılım yapmaya yönlendirmek gerekebilir. Bakım personeli ve aile üyelerini destekleme. Çoklu yetersizliği olan bireylerin bakım konusu olunca bakım hizmet kalitesi daha da önemli bir hal almaktadır. Güncel bakım hizmet modellerinin ön plana çıkardığı konu başlıkları arasında, bütünleşik sağlık bakımına erişimi artırma, bakım hizmeti sunanlar arasında bakım kalitesini iyileştirme, yetersizliği olan bireyler için sağlığı geliştirmeye yönelik adımlar atma, yetersizliği olan bireylerin sağlık bakımına duyduğu gereksinime ilişkin farkındalığı artırma ve yetersizliği olan bireye uygun sağlık bakım modeli geliştirme gibi konular yer alır. Böylelikle bilgi ve beceri düzeyi artan bakım personelinin yetersizliğe bağlı yaşadığı çaresizlik, kaygı ve endişe gibi durumları yönetebilmesi de kolaylaşabilmektedir. Çoklu engellilerin bakım ve rehabilitasyonu dersi 4. ünite özeti. Çoklu engellilerin değerlendirilmesi. Giriş. Değerlendirme özel gereksinimli çocukların eğitiminde kritik öneme sahiptir. Gelişimsel ölçü araçları hazırlandığı gruba göre normları belirlenmiş olduğundan değerlendirilen çocuk hakkında karar vermeyi ve eğitim planlamayı sağlar. Diğer taraftan da çoklu özürlülerin değerlendirilmesindeki en önemli sıkıntılardan biri gelişime dayalı geliştirilmiş standart ölçü araçlarının maddelerinde iki gelişim alanının ortak yeterliliğine ve eşgüdümlü kullanımına dayalı yapılacak becerilerin olmasıdır. Değerlendirme süreci. Değerlendirme, ölçme sonucunu bir ölçüt ile karşılaştırarak ölçülen özellik hakkında bir karara varma işlemidir. Diğer bir deyişle değerlendirme, bireylerin akademik, davranışsal ya da fiziksel özellikler gibi gelişim alanlarına yönelik bilgilerin toplanması ve önceden belirlenmiş olan ölçüte göre bu bilgilerin birey açısından ne anlama geldiğine, olumlu veya olumsuz, ilişkin karar verilmesi işlemidir. Değerlendirmenin amacı. Değerlendirmenin ilk amacı genel eğitim müfredatına çocuğun erişimi için akranlarının seviyesini temel alan bir araç işlevi görmesidir. Değerlendirme, tanılama amaçlı olabildiği gibi, bireyin yeteneklerini, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmada da yardımcı olmaktadır. Öğrenmenin etkililiğinin değerlendirilmesi ve çocukla çalışanların çocuğun gelişimini izlemesi amacıyla belirlenen bir aralıkta değerlendirmeler tekrar edilmektedir. Kısacası, değerlendirme çocuğun öğrenmesinin sürekli gözden geçirilmesini ve öğrenme sürecindeki ilerlemesinin belirlenmesini sağlamaktadır. Özel eğitim söz konusu olduğunda ise değerlendirmenin aşağıdaki konularda yapıldığı görülmektedir. Tarama, tanılama, özel eğitime uygunluğu belirleme, öğretimi planlama, programdaki gelişmeleri izleme, programı değerlendirme, değerlendirmeye ilişkin mevcut yaklaşımlar. Değerlendirme sürecinde kullanılan yaklaşımlar genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Norma dayalı yaklaşım, bu yaklaşıma göre çocuğun performansı, becerisi ve yeteneği, akranları ile ilişki içerisinde ölçülmektedir. Norma dayalı değerlendirme, belirli bir yaşta başarılması gereken becerilerin belirlenerek değerlendirilmekte olan çocuğun performansı ile karşılaştırılması şeklinde gerçekleşmektedir. Norma dayalı testler için şu örnekleri verebiliriz. Psikometrik testler eğitim psikologları tarafından kullanılan zeka testleri, örneğin WISC dil ve zeka testi. Okuma testi Neale, Spar, Salford ve M.C. Millon. Heceleme testi Vernon. Dil testi Aston ve Reinel. Ölçüte dayalı yaklaşım, bu yaklaşım öğrencinin başarı ve kazanımlarını çocuğun yapabildikleri ve yapamadıklarını temel alarak ölçmektedir. Bireyin performansını belirlenmiş olan bir ölçütle ilişkili olarak ölçmektedir. Ölçüt bağımlı testlerin bazılarına şu örnekler verilebilir. Gelişimsel beceriler, erken yıllar. Dals Gelişimsel Rehberi. Portage Erken Eğitim Programı. Dil. R.L. Ölçeği Brooch ve Leigh. Aktif İletişim Tekniği, Active Communication Technique Act, Helen Bradley. Derbyshire. Sosyal ve Günlük Yaşam Becerileri. Bağımsızlığa Adım, Steps to Independence, Best. Bağımsızlığa Giden Yol, Pathways to Independence, Jeffrey ve McCankie. Çoklu engellilerin değerlendirilmesi, değerlendirmede dikkat edilmesi gereken noktalar. Eğitimde kullanılan pek çok test ve ölçme aracı normal gelişim gösteren bireyleri esas alarak geliştirildiği için çok engelli bireyler için uygun değildir. Bu nedenle bireylerin değerlendirilmesi konusunda sınırlı sayıda uzman ve değerlendirme aracı bulunmaktadır. Değerlendirme sürecinde uyarılma düzeyi büyük bir önem taşımaktadır. Çocuk motivasyonu ve ihtiyaçlarını artıracak bir ortama yerleştirildiğinde daha fazla eylem sergileyecek, böylece de uzman, değerlendirme yaparken gerçek performansı belirleme açısından daha fazla fırsat yakalayabilecektir. Ayrıca çocuğun değerlendirme esnasında kendini rahat hissetmesi ve sakin olması da diğer önemli noktalardandır. Tüm bunlara ek olarak çocuğun ortamda bulunduğu pozisyonu da değerlendirme sürecini etkilemektedir. Değerlendirmede şu yöntem ve araçlardan yararlanılır. Gözlemler, görüşmeler, kontrol listeleri, ölçekler, beceri analizleri, bilişsel becerilere yönelik gerçekleştirilen değerlendirme, genel bilgi, hafıza, hesaplama, muhakeme, görsel motor koordinasyon, yazma ve çizim gibi, sınıflama, problem çözme, yapboz gibi ve görsel algıyı içermektedir. Erken duyusal motor gelişimine ilişkin değerlendirme, bebek ve küçük çocukların çevrelerindeki nesneleri nasıl keşfettikleri ve elleriyle hareket ettiklerini, çevrelerinde olan görsel, dokunsal ve işitsel olayları nasıl algıladıkları ve tepki verdiklerini, motor eylemleri, erişme ve kavrama gibi, nasıl kontrol ettiklerini, yeni kavramları nasıl edindikleri ve sosyal oyuna nasıl katıldıklarını içermektedir. İletişim becerilerine ilişkin değerlendirme, öğrencinin ortalama ifadelerini, örneğin jestleri, kelimeleri, dokunsal işaretleri, kelime hazinesini, anlama düzeyini, sembolleri kullanımını ve sosyal etkileşim becerilerini içermektedir. Kişisel, davranışsal ve duyuşsal işlevde bulunma becerisi, öz saygı, problem davranışlar, dikkat aralığı, çalkantılı ruh hali, temel rutinlerde dengesizlik, uyku ve yemek zamanı gibi, değişim ve geçişlere uyum sağlama gibi konularda sorun yaşandığında değerlendirilmektedir. Sosyal ve uyumsal becerilerin ölçülmesi ise öz bakım, oryantasyon, oyun, rutinler, giyinme, yeme, iletişim deneyimi, serbest zaman, iş ve kişiler arası etkileşim üzerine yoğunlaşmaktadır. Değerlendirme araçları ve süreçleri. Değerlendirme araçları ve süreçlerinde, değerlendirme yapılacak olan çocuğa ilişkin talepler önemlidir. Bu talepler görme, işitme, dil, zeka ve işbirliği davranışlarını içerebilmektedir. Aynı zamanda zaman kavramı ise değerlendirme sürecinde önemli bir yere sahiptir çünkü bazı araçlar haftalar sürebilecek ve sürekli ölçümleri gerektirecek bir yapıya sahip olmaktadır. Diğer önemli faktörler materyaller ve çevredir. Son olarak değerlendirme araçları esnek olmalıdır çünkü değerlendirme süreci boyunca farklı değerlendirme araçlarından yararlanma ihtiyacı duyulabilmektedir. Çoklu engellilerin değerlendirilmesinde yararlanılan kapsamlı değerlendirme araçları. Kolyer-Azusa Ölçeği G baskısı. Bu ölçek özellikle hem görme hem de işitme engeline sahip olan ya da ağır ve çoklu yetersizliğe sahip çocuklar için geliştirilmiştir. Kolyer-Azusa Ölçeği H baskısı. Özellikle hem işitme hem de görme engeline sahip olan çocukların iletişim becerilerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Carolina müfredatı. Gelişimsel bir değerlendirmeyi içeren bu kapsamlı müfredat, doğumdan 3 yaşa kadarki gelişimsel aralıkta bulunan çocuklar için tasarlanmıştır. İletişim matrisi. Bu araç, gelişimin erken basamaklarında bulunan bireylerin ifade edici dil becerilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır. İletişim boyutları. Bu araç, öğretmenler, eğitim uzmanları, dil ve konuşma terapistleri, psikologlar ve diğer hizmet sağlayıcıların ağır ya da ileri derecede zeka geriliği ve görme ile işitme engeli olan çoklu yetersizliğe sahip çocukların, gençlerin ve genç yetişkinlerin iletişim becerilerini değerlendirmeleri için tasarlanmış kapsamlı bir iletişimsel değerlendirme ve müdahale kılavuzudur. HAVİ Erken Öğrenme Profili. Doğumdan 3 yaşa kadar ve 3 ila 6 yaş arası olmak üzere 2 versiyonu bulunan HAVİ Erken Öğrenme Profili, kapsamlı bir gelişimsel temelli değerlendirme sağlamaktadır. Ev konuşması. Bu araç, klinikçiler, araştırmacılar ve hem görme hem de işitme engeline sahip çocukların aileleri tarafından ortak bir proje olarak geliştirilmiş, özellikle de ailelerin çocuklarını gözlemleyerek, edindikleri bilgileri düzenleyip belgelendirmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Kaynaşmış beceri değerlendirmesi. Bu araç, hem işitme hem de görme engeline sahip çocuklar ile çoğunlukla ağır düzeyde bilişsel bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. INSITE Gelişimsel Kontrol Listesi. 0 ila 2 yaş ile 0 ila 6 yaş aralığındaki çocuklar için 2 farklı versiyonu bulunan INSITE, kaba motor, ince motor, sosyal, duygusal, kişisel gelişim ve biliş, iletişim, görme, işitme ve dokunma gelişimini içeren kapsamlı bir gelişim ölçeğidir. Kör ya da görme bozukluğu olan okul öncesi çocukları için Oregon Projesi. Kapsamlı bir gelişim ölçeği olan Oregon Projesi envanteri, bilişsel, dilsel, görme yeterlilikleri, kişisel, sosyal gelişim düzeyi, ince motor, kaba motor ve dengeleyici beceriler gibi alanları kapsamakta ve özellikle kör ya da görme bozukluğu olan çocuklar için kullanılmaktadır. Problem çözme becerisi okul envanteri ve problem çözme becerisi ev envanteri. Problem çözme becerisi okul envanteri, SIPSS, hem işitme hem de görme engeline sahip olan çocuklar ile ağır ve çoklu yetersizliğe sahip çocukların nesne kullanımına ilişkin bilişsel becerilerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış, gözleme dayalı bir araçtır. Vineland Uyumsal Davranış Ölçeği. Vineland Uyumsal Davranış Ölçeği, 0 ila 90 yaş arası bireylerin uyumsal davranışlarını yaşa bağlı olarak değerlendiren standartlaştırılmış, kapsamlı bir araçtır. Gözleme dayalı değerlendirme araçları. Gözlemin en önemli amacı herhangi bir davranışın doğru ve güvenilir şekilde kayıt altına alınmasıdır. Gözlem esnasında bireyin belirli bir alandaki performansına odaklanılmakta ve doğru ve nitelikli bir ölçüm yapılması için gözleme dayalı değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Günlük çözümleme. Günlükler uzman ya da eğitimci tarafından yazılan ve öğrencinin dosyasına koyulan genel yorumlar ve düşüncelerdir. Bu kayıtlar tarih, saat ve yer belirtilerek yapılmalıdır. ABC kaydı. Davranış öncesi ve davranış sonrasında neler olup bittiğine ilişkin, ayrıntılı bir biçimde veri toplamak için doğrudan gözlemlere yer veren kayıt türüdür. ABC kaydı ile hedef davranışa ya da davranışlara karar verilir. Zaman örneklemi. Bu gözleme dayalı kayıt tekniği, hedef olarak seçilmiş bir davranışın belirlenmiş zaman aralıklarında gözlemlenerek kaydedilmesini içermektedir. Olay kaydı. Bu kayıt tekniğinde başlangıcı ve bitişi açık bir şekilde belli olan sayılabilir davranışların hangi sıklıkta yapıldığının kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Derecelendirme ölçekleri. Derecelendirme ölçekleri, uygulamacının dikkatini sadece gözlem yaptığı birey ve ilgili özelliğe vererek, hedef beceriye ilişkin yargıda bulunup puanlama yaptığı araçlardır. Beceri analizi. Beceri analizi, bütün becerilerin kendisinden daha küçük parçalara bölünmesi ilkesine dayanmaktadır. Diğer bir deyişle, beceri analizi, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmak için becerileri küçük basamaklara ayırmak ve bu sayede belirlenen hedeflere ulaşmak için öğretimde hangi sıranın izlenmesi gerektiğini belirterek ölçüt bağımlı ölçme araçlarının geliştirilmesine temel oluşturmaktadır. Beceri analizini, yapılış sırasına göre ikiye ayırabiliriz. İleriye doğru zincirleme, geriye doğru zincirleme. Becerinin yapısal analizini ise şu başlıklar altında inceleyebiliriz. Yönergesine göre becerinin yapısal analizi. Sunum şekline göre becerinin yapısal analizi. Tepki şekline göre becerinin yapısal analizi. Gerekli görülen niteliklere göre becerinin yapısal analizi. Yeterli görülen süreye ilişkin olarak becerinin yapısal analizi. Doğruluk düzeyine ilişkin olarak becerinin yapısal analizi. Farklı gelişim alanlarına göre beceri değerlendirme formu örnekleri. Küçük kas becerilerinin değerlendirilmesi. Küçük kas becerileri, gözlerin ve ellerin kaslarındaki hareketleri ya da hareketlerin birleşimini içermektedir. Normal gelişim gösteren bireylerin yanı sıra çoklu engellilerin de küçük kas becerilerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Çoklu engelleri olan bireylerin bu becerisinin değerlendirmesinde kullanılabilecek formlar için kitabın 78 ila 83 sayfalarındaki örneklere bakabilirsiniz. Alıcı dil becerilerinin değerlendirilmesi. Alıcı dil becerisi, bir bireyin çevresindeki şeylerin ifade ettiklerini anlamak için kullandığı beceriler olarak ifade edilmektedir. Alıcı dil becerileri, başkaları tarafından talep edilen isteklerin yerine getirilmesinde ve çevreyi anlayıp bağımsız bir şekilde hareket edebilmemizde önemli bir rol oynamaktadır. Çoklu engelleri olan bireylerin bu becerisinin değerlendirmesinde kullanılabilecek formlar için kitabın 84 ila 86 sayfalarındaki örneklere bakabilirsiniz. Özbakım becerileri. Özbakım becerilerinin kazanılması, bireyin bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürmesinin sağlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Normal gelişim gösteren çocuklar, anne baba ve arkadaşlar gibi modeller ya da onlara tanınan fırsatlar aracılığıyla tuvalet eğitimi, giyinme, yemek yeme gibi temel özbakım becerilerini kazanabilirlerken özel eğitim gereksinimi olan çocukların özbakım becerilerini kazanabilmeleri gecikebilmektedir. Çoklu engelleri olan bireylerin bu becerisinin değerlendirmesinde kullanılabilecek formlar için kitabın 87 ila 95 sayfalarındaki örneklere bakabilirsiniz. Bilişsel beceriler. Bilişsel gelişim, doğumdan başlayarak çevreyle etkileşimi ve çevrenin anlaşılmasını sağlayan bilginin edinilmesi, kullanılması, saklanması, yorumlanarak yeniden düzenlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarındaki tüm zihinsel süreçleri içine alan bir gelişim alanıdır. Bilişsel gelişim ve zeka birbirini destekleyicidir. Çocukların tümünün gelişimsel becerileri, temel düzey olarak aynı yaşta aynı oranda gelişmeyebilmektedir. Çoklu engelleri olan bireylerin bu becerisinin değerlendirmesinde kullanılabilecek formlar için kitabın 96 ila 98 sayfalarındaki örneklere bakabilirsiniz. Çoklu engellilerin bakım ve rehabilitasyonu dersi 5. ünite özeti. Çoklu engellilerin öğretim yaklaşımları. Giriş. Çok engelli bireyler için uygun eğitim ortamlarına ilişkin görüşlerin iki grupta toplandığı görülmektedir. Bu yaklaşımlardan biri çok engelli bireylerin ayrı ortamlarda, gereksinimlerine göre düzenlenmiş eğitim içerikleri, özel yetiştirilmiş öğretmenler ve uyarlanmış öğretim materyalleri ile öğrenimlerine devam etmeleridir. İkinci yaklaşım ise genel eğitim sınıflarında akranları ile bir arada eğitimlerine devam etmeleri yönündedir. Çok engelli bireylerin öğretiminde beceri analizine dayalı öğretim, doğal davranışsal öğretim, ayrık denemelerle öğretim, yanlışsız öğretim yöntemleri gibi etkililiği bilinen pek çok yöntem bulunmaktadır. Günlük rutinler. Geniş öğrenci gruplarında etkili evrensel olarak kabul edilen bir takım stratejilerden söz etmek mümkündür. Bu temel stratejiler sınıf içerisinde hem normal gelişen hem de engelli öğrencilere öğretimde kullanılabilen stratejiler olmaktadır. Evrensel olarak tüm sınıflarda etkili olan temel stratejiler öncüllere ve sonuçlara dayalı stratejiler olarak iki grupta ele alınabilir. Sonuçlara dayalı stratejiler pekiştirme, hata düzeltmesi, düzeltici geri bildirim verme, öğrenilen becerileri sergileme fırsatı sunma gibi stratejiler olarak belirtilmektedir. Günlük rutinler ya da sınıf rutinleri öncüllere dayalı stratejiler arasında yer alır. Öncüllere dayalı diğer stratejiler ise sınıf yönetimi, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, materyallerin hazırlanması, öğrenme motivasyonunun sağlanması gibi stratejileri içermektedir. Günlük rutinler, bireyin gündelik hayatını devam ettirmek için gerçekleştirilen etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Günlük rutinler, sadece yetersizliği olan bireyler için değil, toplumda belirli bir düzenlemeye ihtiyacı olan tüm bireyler için etkili bir araçtır. Özellikle yetersizliği olan bireylerde eğitimin en kapsamlı amacı bireylerin günlük hayatlarında bağımsız bireyler olabilmeleridir. Edinilen becerilerin günlük yaşama aktarılabilmesi için değerlendirmenin de günlük yaşam rutinleri içerisinde yapılması önerilmektedir. Hedef belirlerken bireylerin günlük yaşam rutinlerine uygun beceriler seçilmesi, bu becerilerin günlük rutinler içerisinde öğretilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Günlük etkinlikler gerçekleştikleri yere göre iç mekan ve dış mekan etkinlikleri olarak iki grupta ele alınabilir. İç mekan etkinlikleri düşünüldüğünde özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşama erişmelerinde en önemli becerilerin ev ortamında gereksinim duyacakları kişisel hijyen, giyinme, beslenme gibi temel beceriler olduğu görülmektedir. Günlük rutinler içerisinde öz bakım becerilerinin çok fazla kullanıldığı ifade edilmektedir. Orta ve ileri derecede yetersizliğe sahip bireyler için öz bakım becerilerinin öğretimine duyulan gereksinim daha belirgin olmaktadır. Ailelerle yapılan pek çok çalışma, öz bakım becerileri öğretiminin öncelikli olarak tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Gelişimsel yetersizlik gösteren bireyler söz konusu olduğunda öz bakım becerilerinin günlük rutinler içinde etkinliğe dayalı olarak yapılması ve bu beceriler için doğal ortamlarda fırsat yaratılması gerektiği ifade edilmektedir. Özellikle ileri derecede ve çok engelli bireylerde öz bakım becerilerinin günlük rutinler içerisinde öğretiminin ön plana çıktığı belirtilmektedir. Doğal öğrenme fırsatları, öğretimin doğal ortamda gerçekleştirilmesini öneren araştırmacı ve uygulamacılar, birey için belirlenen hedeflerin günlük yaşam rutini içerisinde, içinde bulunduğu doğal çevrenin koşullarına uygun olarak doğal etkinlikler yoluyla öğretilmesini savunmaktadır. Doğal öğrenme ortamları, çocuğun ilgisini temel aldığı için çocuk tarafından da istenen davranışların öğretimi söz konusudur. Doğal öğretim yöntemlerinin uygulanması, öncesinde sistematik bir planlama, hazırlık süreci ve uygulama gerektirir. Ancak çok kısa bir sürede bu öğretimler öğretim rutinin bir parçası haline gelir. Doğal öğretim yöntemleri, doğal ortamlarda kullanılan öğretim tekniklerine artan bir hızla öğretim süreçlerinde yer verilmektedir. Günümüzde pek çok doğal öğretim yöntemi olduğu görülmektedir. Etkinlik temelli öğretim, gömülü öğretim, fırsat öğretimi, talep etme, günlük rutinlerin düzenlenmesi, çevrenin yapılandırılmasına dayalı dil öğretimi, milieu teaching, geçiş merkezli öğretim gibi pek çok doğal öğretim tekniğinden bahsetmek mümkündür. Etkinlik temelli öğretim ya da gömülü öğretimde yer alan, gömülü, terimi devam eden sınıf etkinlikleri ve öğretim rutinleri içerisinde sunulan kısa öğretim denemelerini ifade etmektedir. Gömülü öğretim yönteminin sağladığı avantajlar 4 ana düşünce etrafında toplanmaktadır. Öğretim denemeleri devam eden etkinlik veya rutinlerin içine gömüldüğü için doğal sınıf ortamında çok büyük değişiklikler gerektirmemektedir. Çocuğun katılımını ve öğrenme motivasyonunu artıran ilgileri, tercihleri temel alınır. Öğretimin doğal sınıf ortamında gerçekleştirilmesi çocuğun öğrendiği becerileri bağımsız olarak kullanma olasılığını artırır. Öğretmen gün içerisinde farklı etkinlikler içerisinde yani öğrenme hedefini gömülü öğretimle sunabilir. Gömülü öğretim oturumlarının planlanması ve uygulanması için önerilen 7 aşama bulunmaktadır. Öğretimsel hedefin belirlenmesi ve bu hedef için ölçüte karar verilmesi. Çocuğun var olan performans düzeyinin belirlenmesi amacıyla başlama düzeyi verisi toplanması. Öğretim oturumlarının uygun bir şekilde içine gömülebileceği etkinlik, sınıf rutini veya öğrenme köşelerinin belirlenmesi. Öğretimsel etkileşimlerin planlanması. Açık yönergeler, çocuğun tepkisini ve geri bildirimi içerecek şekilde öğretimin planlandığı gibi uygulanması. Öğretim sürecinde çocuğa sunulan fırsatların kaydedilmesi. Belirli aralıklarla hedeflenen beceriye ilişkin değerlendirme yapılması. Yetişkin ve çocuk arasındaki etkileşimlere dayalı olan fırsat öğretiminin temel amacı, dilin daha fazla kullanılması ve iletişim becerileri geliştirmenin desteklenmesi olarak ifade edilmektedir. Fırsat öğretiminde süreç ortamın iletişim fırsatı oluşturmasına uygun olarak düzenlenmesi ve çocuğun iletişim başlatma girişimlerinin desteklenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Fırsat öğretiminin uygulanmasında 4 adım tanımlanmıştır. Bu adımlar şunlardır. Çocukların gereksinim duyacağı veya almak isteyeceği materyalleri, durumları veya etkinlikleri tanımla ve uygun durum oluşturma. Ortak ilgi kurma. Çocuk herhangi bir iletişim girişiminde bulunduğunda daha kompleks bir iletişim davranışı öğret veya kullandığı sözel dili geliştirmeye yönelik bir ifade öğretme. Çocuk tarafından talep edilen nesne, etkinlik veya yardımı sunma. Ayrık denemelerle öğretim. Son derece yapılandırılmış bir öğretim yöntemi olan ayrık denemelerle öğretim yöntemi uygulamalı davranış analizi temel ilkelerine dayanmaktadır. Ayrık denemelerle öğretim yönteminin pek çok farklı engel gruplarında etkili bir yöntem olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntem çoklu engelli bireylerin eğitiminde de yaygın olarak kullanılan bir öğretim yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaygın öğretim uygulamalarına bakıldığında ayrık denemelerle öğretimin, yanlışsız öğretim formatında uygulandığı görülmektedir. Yanlışsız öğretim formatında uygulanan ayrık denemelerle öğretim yönteminin, beceri yönergesinin sunulması, ipucunun sunulması, öğrencinin tepkide bulunması, davranış sonrası uyaranların sunulması ve denemeler arası süre, olmak üzere 5 temel aşaması bulunmaktadır. Ayrık denemelerle öğretim yönteminin yaygın olarak daha karmaşık üst becerilerin öğrenilmesi için gerekli olan taklit, eşleme gibi ön koşul becerilerin öğretiminde kullanıldığı görülmektedir. Ayrık denemelerle öğretim yönteminin alıcı dil ve iletişim becerileri, oyun becerilerinin desteklenmesi, taklit, günlük yaşam becerileri, nesne ayırt etme, temel kavramların öğretimi gibi çok çeşitli alanlarda kullanıldığı ve etkili sonuçlar alındığı görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, bu gruplarla sınırlı olmamakla birlikte ayrık denemelerle öğretim yönteminin yaygın olarak otizmli çocuklar, ağır zihin yetersizliği olan bireyler ve eğitiminde ve ağır ve çok engelli bireylerin eğitiminde kullanıldığı söylenebilir. Yanlışsız öğretim yöntemleri. Yanlışsız öğretim yaklaşımı, bireylerin öğretim sırasında yaptıkları hatalardan değil öğretim sırasında gerçekleşen olumlu yaşantılardan kaynaklandığını öne sürmektedir. Yanlışsız öğretim yöntemlerinde geçerli olan bazı kavramlar bulunmaktadır. Hedef uyaran, bireyin hedeflenen davranışı sergilemesi için sunulan uyaranlardır. Hedef uyaran, bireye yöneltilen bir yönerge olabileceği gibi çevre düzenlemesi veya doğal olarak oluşan olay olabilir. Hedef davranış, bireyin sergilemesi istenen davranışlardır. Uyaran kontrolü, bireyin hedef uyaran sunulduğunda hedef davranışı sergilemesi olarak tanımlanabilir. Eğer birey ipucu sunulduğunda hedef davranışı sergiliyorsa uyaran kontrolünü ipucu sağlıyor demektir. Bir süre sonra ipucu sunulmaksızın hedef uyaranın varlığında hedef davranış sergileniyorsa uyaran transferi, ipucundan hedef uyaran doğru, gerçekleşmiş demektir. İpucu, bireyin hedeflenen davranışı sergilemesini sağlamak veya kolaylaştırmak için yapılan sistematik yardımlardır. Kontrol edici ipucu ve kontrol edici olmayan ipucu olarak iki grupta ele alınabilir. Kontrol edici ipucu, bireyin doğru tepkide bulunmasını kesinleştiren ipucudur. Kontrol edici olmayan ipucu ise bireyin doğru tepkide bulunma olasılığını artıran ipucudur. İpucu silikleştirme ipucunun türünde, yoğunluğunda veya zaman bağlamında, anında ipucu verme ya da 5 saniye sonra ipucu verme gibi yapılabilir. Tepki aralığı, hedef uyaran ve ipucu sunulduktan sonra bireyin tepkide bulunmasını beklemek için geçen süre olarak tanımlanmaktadır. Bu süre değişkenlik göstermekle birlikte genellikle 4 ila 5 saniyenin uygun bir süre olduğu belirtilmektedir. Davranış öncesi uyaranlar, yani hedef uyaran ve ipucu, bireyin davranışı ve davranış sonrası uyaranlar yani öğrencinin tepkisine uygun geri bildirimleri kapsayan süreç bir deneme olarak adlandırılmaktadır. Denemeler arası süre, öğretim oturumu içinde sunulacak denemeler arasında geçen süre olarak ifade edilmektedir. Denemeler arası süre de değişkenlik göstermekle birlikte yaygın olarak 4 ila 5 saniye gibi bir sürenin benimsendiği söylenebilir. Yanlışsız öğretim yaklaşımında pek çok yöntem yer almaktadır. Bu yöntemler tepki ipuçlarının kullanıldığı ve uyaran ipuçlarının kullanıldığı öğretim yöntemleri olarak iki temel başlıkta ele alınmaktadır. Tepki ipuçlarının kullanıldığı yöntemlerde bireye tepkide bulunmadan önce ipucu sunulur ve bireyin doğru tepkide bulunması sağlanır. Uyaran ipuçlarının kullanıldığı yöntemler ise hedeflenen davranışı ortaya çıkarması beklenen uyaranlarda ve ipucu sağlayan uyaranlarda bir takım uyarlamalar yapılması olarak tanımlanmaktadır. Tepki ipuçlarının kullanıldığı öğretim yöntemleri. Tepki ipuçlarının kullanıldığı yanlışsız öğretim yöntemleri 8 grupta ele alınmaktadır. Bunlar sabit bekleme süreli öğretim, eş zamanlı ipucu ile öğretim, artan bekleme süreli öğretim, davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim, davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim, aşamalı yardımla öğretim, ipucunun giderek artırılması ile öğretim ve ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim olarak ifade edilmektedir. Bu yöntemlerden biri olan sabit bekleme süreli öğretim yönteminin iki temel aşaması bulunmaktadır. Bunlardan ilki 0 saniye bekleme süreli denemeler, ikincisi ise sabit bekleme süreli denemelerdir. 0 saniye bekleme süreli denemelerde hedef uyaran ve ipucu eş zamanlı olarak sunulur. Bu yöntemde tek bir ipucu kullanılır. Her iki aşamada da aynı ipucu ile öğretime devam edilmektedir. Bireye belirli sayıda 0 saniye bekleme süreli deneme sunulduktan sonra ikinci aşama sabit bekleme süreli denemeler sunulur. İkinci aşamada hedef uyaran sunulduktan sonra bireyin tepkide bulunması için önceden belirlenmiş sabit bir süre kadar beklenmesi esastır. Böylece ipucu zaman bağlamında silikleştirilmiş olur. Bu öğretim yönteminde bireyler 5 tür olası tepkide bulunabilir. Bunlar ipucundan önce doğru tepki, ipucundan sonra doğru tepki, ipucundan önce yanlış tepki, ipucundan sonra yanlış tepki ve tepkide bulunmama olarak ifade edilmektedir. İpucundan önce verilen doğru tepkilerin ayrımlı pekiştirilmesi önerilmektedir. Eşzamanlı ipucuyla öğretim, sabit bekleme süreli öğretim yönteminin birinci aşamasında anlatılan 0 saniyeli denemeler aşamasındaki gibi gerçekleştirilmektedir. Bu öğretim yönteminde hedef uyaran ve hemen ardından birey ve çalışılan beceri için belirlenen kontrol edici ipucu sunulmaktadır. Birey kontrol edici ipucunu model almaktadır. Bu öğretim yönteminde 3 tür olası birey tepkisi vardır. Birey doğru tepkide bulunabilir, yanlış tepkide bulunabilir veya tepkide bulunmayabilir. Artan bekleme süreli öğretim yönteminde, sabit bekleme süreli öğretimde olduğu gibi iki farklı aşama yer almaktadır. Birinci aşama 0 saniye bekleme süreli denemeler ve ikinci aşama artan bekleme süreli denemeler olarak ifade edilmektedir. Sabit bekleme süreli öğretim yönteminden ayrıldığı nokta, ikinci aşamada bireyin tepkide bulunması için geçen sürenin sistematik olarak artırılmasıdır. Artan bekleme süreli öğretimde ise ikinci aşamada önce 1 saniye bekleme süreli denemeler yapılır, birey belirlenen ölçüte ulaşınca 2 saniyeli denemeler yapılır. Bu şekilde hedeflenen maksimum bekleme süresine ulaşılır. Bununla birlikte tıpkı sabit bekleme süreli öğretimde olduğu gibi tek tür ipucu kullanılır. Yine sabit bekleme süreli öğretimde olduğu gibi 5 tür olası birey tepkisi tanımlanmıştır. Birey ipucundan önce doğru tepkide bulunabilir, birey ipucundan sonra doğru tepkide bulunabilir, birey ipucundan önce yanlış tepkide bulunabilir, birey ipucundan sonra yanlış tepkide bulunabilir veya birey hiç tepkide bulunmayabilir. Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretimde iki tür deneme yer almaktadır. Bunlardan ilki ipucu sunularak bireyin ipucunun varlığında tepkide bulunduğu öğretim denemeleridir. İkincisi ise ipucunun hiç sunulmadığı değerlendirme ya da diğer adıyla yoklama denemeleridir. Bu yöntemde eğitimci başlangıçta hedef uyaranı ve ipucunu, eş zamanlı öğretim yönteminde olduğu gibi bir arada sunar. İpucu ile gerçekleştirilen denemelerden sonra yoklama denemeleri gerçekleştirilir, yani birey sınanır. Yoklama denemelerinde eğitimci hedef uyaranı sunar ve bireyin tepkileri değerlendirilir. Bu yöntemde tek tür ipucu kullanılır. Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretimde 3 tür olası birey tepkisi vardır. Birey doğru tepkide bulunabilir, yanlış tepkide bulunabilir veya hiçbir tepkide bulunmayabilir. Davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim yönteminde hedef uyaran ve kontrol edici ipucu eş zamanlı olarak sunulur, sonraki denemelerde sistematik olarak ipucu silikleştirilir. Bireyin tüm doğru tepkileri aynı şekilde pekiştirilir. Bu yöntemde de 3 tür olası birey tepkisi vardır. Birey doğru tepkide bulunabilir, yanlış tepkide bulunabilir veya hiçbir tepkide bulunmayabilir. Şu ana kadar anlatılan yöntemlerden farklı olarak bu yöntemde ipucunun silikleştirilmesi önem taşımaktadır. İpucu 4 yolla silikleştirilebilir. İpucunun yoğunluğu azaltılabilir. İpucunun yeri değiştirilebilir. İpucu sayısında azaltma yapılabilir. İpucu türünde değişiklik yapılabilir. Aşamalı yardımla öğretimde eğitimci hedef uyaranı ve kontrol edici ipucunu eş zamanlı olarak sunar. Bireyin ilerlemesine göre ipucu geri çekilir yani silikleştirilir. İpucunun silikleştirilmesi için belirlenmiş bir ölçüt bulunmamaktadır. Eğitimci, ipucunun sayısı, yoğunluğu, türü gibi konularda anlık kararlar alarak ipucunu silikleştirebileceği gibi gerek olduğunu düşündüğünde tekrar ipucu sunabilir. Aşamalı yardımla öğretim uygulamalarında dikkat edilmesi gereken bir takım temel noktalar tanımlanmıştır. Öğretime her denemede hedef uyaranın hemen ardından kontrol ipucu sunulması ile başlanmalıdır. Birey deneme sırasında doğru tepkide bulunursa, eğitimci ipucunu silikleştirme sürecini başlatmalıdır. Eğitimci bireyin davranışlarını, fiziksel temasta bulunmadan gölge şeklinde takip etmelidir. Birey tepkide bulunmaz veya yanlış tepkide bulunursa kontrol edici ipucu sunma aşamasına dönülmelidir. Bireyin tüm doğru tepkileri pekiştirilmelidir. Birey ipucu sunulmasına direnç gösterirse pekiştireç sunulmamalıdır. Aşamalı yardımla öğretim yönteminde de 3 tür olası birey tepkisi vardır. Birey doğru tepkide bulunabilir, yanlış tepkide bulunabilir veya hiçbir tepkide bulunmayabilir. İpucunun giderek artırılması ile öğretim yöntemi en düşük düzeyde ipucu sunma olarak da bilinir. Bir öğretim oturumundaki her denemede bireye hedef uyaran sunulur ve bağımsız olarak tepkide bulunması beklenir. Birey belirlenen yanıt aralığında, genelde 3 ila 5 saniye, tepkide bulunmaz veya yanlış tepkide bulunma eğiliminde olursa önceden planlanmış ipucu sunulur. Birey bu ipucu sunulduktan sonra yine tepkide bulunmaz veya yanlı tepkide bulunma eğiliminde olursa bir sonraki ipucu sunulur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sunulacak ipuçlarının sıralaması yani ipucu hiyerarşisidir. İpucunun giderek artırılması ile öğretimde en ılımlı ipucu düzeyinden en az ılımlı ipucu düzeyine doğru bir sıralama izlenir. Öğretim sürecinde eğitimcilerin dikkat etmesi gereken 4 önemli unsur tanımlanmıştır. Her ipucu düzeyinde hedef uyaran sunulmalıdır. Bireye gereksinim duyduğu düzeyde ipucu sunulmalıdır. İpucu sunulduktan sonra bireyin tepkide bulunması için yanıt aralığı beklenmelidir. Hangi ipucu düzeyinde verilmiş olursa olsun, bireyin tüm doğru tepkileri aynı şekilde pekiştirilmelidir. İpucunun giderek artırılmasıyla öğretim yönteminde ipucundan önce doğru tepki, ipucundan sonra doğru tepki, ipucundan önce yanlış tepki, ipucundan sonra yanlış tepki ve tepkide bulunmama olmak üzere 5 tür birey tepkisi tanımlanmıştır. İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim yöntemiyle öğretim yapılırken bireyin doğru tepkide bulunmasını sağlayan ipucu ile öğretime başlanır ve zamanla ipucu silikleştirilir. Bu silikleştirme 2 yolla gerçekleştirilebilir. Birinci yol en az ılımlı ipucu, örneğin fiziksel yardım, ile öğretime başlanıp daha ılımlı ipucu, örneğin sözel ipucu, ile öğretime devam edilmesi şeklinde olabilir. Bir diğer yol ise tek bir ipucu türü kullanılıp, örneğin tam fiziksel ipucu, ipucunun miktarı veya yoğunluğunda silikleştirme, örneğin kısmi fiziksel ipucu, yapılması şeklinde olabilir. Eğitimcinin dikkat etmesi gereken nokta, ipucunun ne zaman silikleştirileceğinin öğretime başlamadan önce planlanmış olmasıdır. İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim yönteminde 5 tür birey tepkisi tanımlanmıştır. Bunlar ipucundan önce doğru tepki, ipucundan sonra doğru tepki, ipucundan önce yanlış tepki, ipucundan sonra yanlış tepki ve tepkide bulunmama olarak ifade edilmektedir. Yanlışsız öğretim yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar incelendiğinde bu yöntemlerin yaygın olarak otizmli bireylerin eğitiminde kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte zihin yetersizliği, görme yetersizliği, işitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde de bu yöntemlerin etkili sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir. Çoklu engellilerin eğitiminde yanlışsız öğretim yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar da oldukça fazladır. Uygun öğretim planları uygulandığında yanlışsız öğretim yöntemlerinin çoklu engellilerin eğitiminde etkili olduğu belirtilmektedir. Çoklu engellilerin bakım ve rehabilitasyonu dersi 6. ünite özeti. Çoklu engellilere beceri öğretimi. Giriş. Özel gereksinimli bireylerin bağımsız olarak toplumsal yaşama katılımları özel gereksinimli birey, çevresi ve toplumsal yönden önem taşımaktadır. Bu aynı zamanda yasal bir haktır. Engelliler hakkında kanunda, engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır şeklinde belirtilmektedir. Hedeflenen beceriler gerekli düzenlemeler ve uyarlamalar yapılarak kazandırıldığında özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerileri düzeyleri ve toplumsal yaşama katılım düzeyleri artacaktır. Çoklu engellilere beceri öğretimi. Beceri, bireyin sahip olduğu yeterlikler doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Özel gereksinimli bireylerin eğitim almalarındaki temel amaç bireyin ihtiyaçları doğrultusunda bağımsız yaşam becerilerini kazanabilmeleridir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir birey için işlevsel olan bir becerinin başka bir birey için işlevsel olmayabileceğidir. İşlevsel becerileri belirleme. Öğretilecek becerilerin seçiminde becerinin öğrenci ve ailesi açısından işlevsel olması oldukça önemlidir. Öğrenci için öncelikli becerilerin, yani işlevsel becerilerin belirlenmesi için tüm gelişim alanları formlar, envanterler, aile görüşmeleri ve çocuğun çevresini inceleme yoluyla öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıkları belirlenir. Ortaya çıkan beceri listesinde öncelikli olarak en sık kullanılan, öğrencinin öğrenme aciliyeti olan becerilere öncelik verilerek bir eğitim planı hazırlanır. İki tür beceri vardır. Tek basamaklı beceriler, başlangıcı ve bitişi kolay ayırt edilebilen becerilerdir. Nesne ismi söyleme, tabela okuma vesaire. Zincirleme beceriler, birkaç davranışın bir araya gelerek daha karmaşık bir davranış oluşturmasıdır. Çorap giyme, bardaktan su içme vesaire. Çoklu engellilerde beceriye ilişkin performans düzeyini belirleme. Özel gereksinimli birey için öğretilecek beceriye karar verilmesinin ardından, becerinin ne şekilde, hangi koşullarda öğretileceği, öğrenci bu beceriyi hangi düzeyde gerçekleştirirse öğrenci olarak kabul edileceği belirlenir. Bunun için yapılacak 3 temel iş şu şekildedir. Öğrencinin var olan performans düzeyinin belirlenmesi, öğretim programının hazırlanması ve öğretimin yapılması, öğretimin değerlendirilmesi. Öğrencinin var olan performans düzeyinin belirlenmesi. Becerilerin öğretilmesinde öğrencilerin becerinin herhangi bir basamağını gerçekleştirip gerçekleştiremedikleri, hangi noktalarda zorlandıklarının, hangi noktalarda ne tür yardımlara ihtiyaç duyduklarının belirlenmesi, öğrencilere kendi ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olabilmek adına önem taşımaktadır. Bu sebeple öğretilecek beceriye karar verilmesinin ardından öğrencinin bu beceriyi hangi ölçüde bildiği, hangi basamaklarını yaparken zorlandığı, hangi basamaklarında ne tür yardımlara ihtiyacının olduğunun belirlenmesi için seçilen beceri analiz edilir. Beceri analizi, karmaşık ya da çok basamaklı davranış ya da becerilerin küçük, öğretilmesi kolay alt beceri basamaklarına ayrılması olarak tanımlanır. 4 farklı beceri analizi yapma yolu vardır. Bunlar: yapılış sırasına göre beceri analizi, gelişimsel aşamaya göre beceri analizi, güçlük düzeyine göre beceri analizi, becerinin yapısal analizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılış sırasına göre beceri analizi becerinin uygulanmasında izlenen adımların sıralanmasıdır. Daha çok zincirleme beceriler için kullanılır. Beceri basamakları yapılış sırasına göre sıralanırken bazen en baştan en sona doğru sıralanır, buna ileri zincirleme yöntemi denir. Bazı beceriler ise son adımdan başlanarak ilk adıma doğru sıralanır. Buna geriye zincirleme yöntemi denir. Gelişimsel aşamaya göre beceri analizi öğretilecek becerinin ön koşul niteliğine göre hiyerarşik olarak sıralanmasıdır. Öğretmenlerin öğretilmesi planlanan beceri için ön koşul niteliği taşıyan becerileri belirlemeleri ve öğrencilerine bu beceriyi ancak ön koşul becerileri sağlar hale geldikten sonra öğretmeye başlamaları gerekmektedir. Gelişimsel aşamaya göre beceri analizi, öğretilmesi hedeflenen becerinin kendi içindeki çeşitlilikleri arasında hiyerarşik olarak bir sıralama yapılması, bu hiyerarşideki hangi basamaktan itibaren öğretime başlanması ve ne şekilde ilerlenmesi gerektiği konusunda öğretmene yol göstermektedir. Güçlük düzeyine göre beceri analizi, öğretilecek becerinin kendi alt konularının kolaydan zora doğru sıralanmasıdır. Özel gereksinimli öğrenciler basitten zora doğru öğretim ilkesi çerçevesinde, öncelikli olarak öğrenilmesi daha kolay olan öğretimin başlangıcında başarısızlık yaşamamaları ve öğrenme motivasyonlarının düşürülmemesi adına daha kolaylıkla başarabilecekleri beceriler ile öğretime başlanması gerekmektedir. Bu sebeple öğretilmesi hedeflenen beceriler güçlük düzeyine göre analiz edilmelidir. Yapısal analiz, bir beceri için belirlenen uzun dönemli amaca ulaşana kadar, beceriyle ilişkili kabul edilebilir ilerlemeleri ifade eden kısa dönemli amaçların farklı özellikler açısından ölçütlerinin tanımlanmasıdır. Beceriler yapısal olarak 6 farklı şekilde analiz edilmektedir. Yönergesine göre becerinin yapısal analizi, sunum şekline göre becerinin yapısal analizi, gerekli görülen niteliklere göre becerinin yapısal analizi, yeterli görülen süreye göre becerinin yapısal analizi, doğruluk düzeyine göre becerinin yapısal analizi. Yönergesine göre beceri analizi öğrenci için becerinin öğretimi esnasında kullanılacak yönergelerin aşamalandırılmasıdır. Öğretilmesi hedeflenen beceri yapısal olarak analiz edildikten sonra hangi basamaktan itibaren öğretim yapılacağına ya da hangi basamakta ne tür yardımlar sunularak öğretim yapılacağına karar verilir. Bu aşamada 2 farklı performans alım şekli karşımıza çıkmaktadır, tek fırsat yöntemi ve çoklu fırsat yöntemi. Tek fırsat yöntemi, öğretilmesi hedeflenen becerinin yapısal olarak analiz edilmesinin ardından, öğrencinin performans düzeyi belirlenir. Bunun için becerinin ilk basamağından itibaren tüm basamaklarda öğrenciye yönerge sunulur. Öğrencinin yönergeyi gerçekleştiremediği basamağa gelindiğinde durulur ve kalan basamaklar değerlendirilmez. Çoklu fırsat yöntemi, öğretilmesi hedeflenen becerinin yapısal olarak analiz edilmesinin ardından, öğrencinin performans düzeyi belirlenir. Bunun için becerinin ilk basamağından itibaren tüm basamaklarda öğrenciye yönerge sunulur. Öğrencinin yönergeyi gerçekleştiremediği basamakta sözel ipucu sunulur. Öğrenci sözel ipucu ile basamağı yerine getiriyorsa, öğretmen ileride bu basamakta sözel ipucu vererek öğretim yapmayı hedefler. Eğer öğrenci sözel ipucu sunulduğu halde bu basamağı gerçekleştiremiyorsa model olur. Öğrenci bu basamağı öğretmenin model olması durumunda hala gerçekleştiremiyorsa öğretmen bu basamağın öğretiminde fiziksel yardım ipucunu kullanarak öğretim yapmayı hedefler. Sunum şekline göre beceri analizi öğrencinin beceriyi tam olarak öğrenebilmesi için ne tür bilgilendirmenin, hangi yolla yapılacağının belirlenmesidir. Gerekli görülen niteliklere göre beceri analizi becerinin belli bir niteliğe uygun şekilde tamamlanmış olmasının gerekli görüldüğü durumlarda becerinin niteliğine ilişkin ölçütlere göre aşamalandırılmasıdır. Yeterli görülen süreye ilişkin olarak becerinin yapısal analizi becerinin belli bir süre içinde tamamlanmış olmasının gerekli görüldüğü durumlarda becerinin süresine ilişkin ölçütlere göre aşamalandırılmasıdır. Doğruluk düzeyine ilişkin olarak becerinin analiz edilmesi becerinin belli düzeyde doğrulukla tamamlanmış olmasının gerekli görüldüğü durumlarda becerinin doğruluk düzeyine ilişkin ölçütlere göre aşamalandırılmasıdır. Öğretim programının hazırlanması ve öğretimin yapılması. Öğrencinin öğretilmesi hedeflenen beceriye ilişkin var olan performansının belirlenmesinin ardından, beceri öğretim programı hazırlanır. Beceri öğretim programında aşağıdaki ögeler bulunur. Amaçlar, öğretim ortamı ve materyaller, pekiştireçler öğretim zamanı, ipucu işlem süreçleri ve öğretim yöntemleri, öğretimdeki ilerlemelerin kaydedilmesi, kazanılan becerilerin sürekliliğinin sağlanması, kazanılan becerilerin genellenmesi, öğretilmesi hedeflenen beceri için öğrencinin var olan performansı belirlendikten sonra, bu performans düzeyine göre uzun ve kısa dönemli amaçlar belirlenir. Uzun dönemli amaç, öğrencinin o beceriyi bağımsız şekilde yapar hale getirilmesidir. Ancak becerinin kendisinin tek bir seferde kazanılması ya da öğrenciye kazandırılması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple beceriyi bağımsız şekilde yapabilmesi için, beceri daha küçük parçalara ayrılır ve bu küçük parçaların her biri bir kısa dönemli amaç olur. Öğrenci bu kısa dönemli amaçların tamamını yapabilir hale geldiğinde, uzun dönemli amaca da ulaşmış olacaktır. Pekiştirme, davranışın gerçekleştirilmesinin hemen ardından, ortama hoşa giden çekici bir uyaranın eklenmesi veya ortamdan hoşa gitmeyen bir uyaranın geri çekilmesi yoluyla o davranışın ileride gerçekleşme olasılığının arttırılmasıdır. Pekiştireçler iki türlü olabilir. Birincil pekiştireçler, bireyler için biyolojik olarak önem taşıyan yaşamsal gereksinimleri karşılamaya yönelik pekiştireçlerdir. Bu pekiştireçler yiyecek-içecek pekiştireci ve duyusal pekiştireçlerdir. İkincil pekiştireçler, yaşamsal gereksinimleri karşılamayan ancak bireyler üzerinde olumlu etki yaratan pekiştireçlerdir. Bu pekiştireçler nesne pekiştireci, ayrıcalıklı pekiştireçler, etkinlik pekiştireçleri, sosyal pekiştireçler ve sembol pekiştireçlerdir. Pekiştireçlerin verilme sıklığı pekiştirme tarifeleriyle belirlenir. Pekiştirme tarifesi denilen bu sıklıklar için aşağıdaki seçeneklerden yararlanılabilir. Sürekli pekiştirme tarifesi, istenilen davranış her oluştuğunda, öğrenciye davranışın oluşmasının ardından pekiştirecinin sunulmasıdır. Aralıklı pekiştirme tarifesi, sürekli pekiştirmeden farklı olarak her uygun davranıştan sonra değil, bazı uygun davranışlardan sonra pekiştireç sunulmasıdır. Oranlı ve zaman aralıklı olmak üzere iki farklı şekilde aralıklı pekiştirme yapılabilir. Özel gereksinimli öğrenciler beceri basamaklarının nasıl gerçekleştirileceğini öğrenirken çeşitli yardımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu yardımlar ipucu olarak isimlendirilir. Öğrencilere sözel ipucu, model olma ve fiziksel ipucu olmak üzere üç tür ipucu sunulabilir. İpuçlarının ne şekilde kullanılacağına, seçilecek öğretim yöntemleriyle karar verilir. Beceri öğretiminde kullanılabilecek yöntemlerden sıklıkla kullanılanlar, yanlışsız öğretim yöntemleri, doğal öğretim yöntemleri, doğrudan öğretimdir. Yanlışsız öğretim yöntemleri, beceri ve kavramları en iyi biçimde öğrenmenin öğretim sırasında yapılan hatalarla değil, öğretim sırasındaki olumlu yanıtlar ve alıştırmalar aracılığıyla gerçekleştiği varsayımından hareket edilerek geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Yanlışsız öğretim yöntemleri ile öğrencilere öğretim sırasında hata yapmalarına izin verilmeden öğretim gerçekleştirilmeye çalışılır. Yanlışsız öğretim yaklaşımında 9 farklı yanlışsız öğretim yöntemi bulunmaktadır. Bunlar, sabit bekleme süreli öğretim, eşzamanlı ipucuyla öğretim, artan bekleme süreli öğretim, davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim, davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim, aşamalı yardımla öğretim, ipucunun giderek artırılmasıyla öğretim, ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretim, uyaran ipuçları ve uyarlamalarıdır. Doğrudan öğretim, öğretimi yapılacak içeriğin ardışık şekilde sıralanması, öğrencinin tam katılımı, öğretmenin düzeltici dönütler vermesi, ipuçlarının düzenlenmesi, ipuçlarının uygulanması ve geri çekilmesi anlamına gelir. Doğrudan öğretim yöntemi 4 basamaktan oluşmaktadır: güdüleme, model olma, rehberli uygulamalar, bağımsız uygulamalar. Doğal öğretim yöntemleri, öğrencinin çevresinde var olan fırsatların kullanılması ile gerçekleştirilen öğretim yöntemidir. Doğal öğretim iletişim, sosyal iletişim ve dilin geliştirilmesinde etkili şekilde kullanılır. Özel gereksinimli öğrencilere beceri öğretildikten sonra, bu becerinin kullanılmadığı sürece ilerleyen zamanlarda unutulma ihtimali oldukça yüksektir. Bu sebeple öğrencilerin beceriyi öğretildikten sonra ilerleyen zamanlarda unutmadan beceriyi öğrendiği şekilde gerçekleştirebilmesi için becerinin sürekliliği sağlanmalıdır. Bunun için öncelikle, öğrencinin öğrendiği beceriyi gerçekleştirmesi için gereksinim yaratılmalıdır. Öğrenciler kazandıkları beceriyi bazen farklı ortamlarda ya da daha farklı araçlarla gerçekleştirmekte zorlanabilmektedirler. Bu sorunların önüne geçebilmek için öğrencinin öğrendiği beceriyi genellemesinin sağlanması gerekmektedir. Becerinin genellenmesi, kazanılan becerinin öğretimin yapıldığı ortamdan başka ortamlarda, başka araçlarla, başka kişilerin varlığında ve başka yönergeler verildiğinde yapılmasıdır. Hazırlanan öğretim programına göre öğretim gerçekleştirildikten sonra, her öğretim oturumunun sonunda beceri basamaklarının öğrenci tarafından ne düzeyde gerçekleştirilebildiği belirlenmelidir. Bunun için öğrencinin var olan performansının belirlenmesinde kullanılan tek fırsat veya çoklu fırsat yöntemine göre belirlenmiş beceri analizi basamaklarından oluşan tablodan yararlanılır. Her öğretim oturumunun son aşamasında, öğrencinin hangi beceri basamaklarını ne düzeyde yaptığına ilişkin tabloda gerekli işaretlemeler yapılır. Buna göre bir sonraki öğretim oturumunda hangi yardım düzeyiyle öğretim yapılacağına, eğer bağımsız olarak gerçekleştirdiği basamaklar varsa geriye hangi beceri basamaklarının kaldığına ve bir sonraki öğretim oturumunda hangi beceri basamaklarının çalışılacağına karar verilir. Çoklu engellilerin bakım ve rehabilitasyonu dersi 7. ünite özeti. Çoklu engellilere kişisel bakım becerilerinin öğretimi. Giriş. Bağımsız yaşam becerilerinin ilk basamağını öz bakım becerileri oluşturmaktadır. Yeme, içme, giyinme, soyunma ve tuvalet becerileri yaşamın ilk yıllarında edinilen ve tüm yaşam boyunca kullanılan öz bakım becerileridir. Çoklu özre sahip olsa bile bireyin temel beceri edinimi tamamlandığında bireysel bağımsızlığı için kişisel bakım becerilerinin öğretimi başlatılmalıdır. Çoklu engellilere kişisel bakım becerilerinin öğretimi. Kişisel bakım becerilerini kendi başına yerine getirebilmek, bireyin ebeveynlerinden bağımsızlaşmasının ilk adımı olarak görülmektedir. Kişisel bakım becerileri, yemek yeme becerileri, tuvalet becerileri, giyinme ve kişisel temizlik becerileri ve eşyaların temizliği, bakımı olarak sınıflandırılmaktadır. Gelişimsel herhangi bir yetersizliği bulunmayan bireylerde bu becerilerin öğrenimi, çoğu zaman olgunlaşmayla birlikte kendiliğinden ya da yetişkinlerden model alınarak kolay ve sancısız bir şekilde geçmektedir. Ancak engelli bireylerde, engel durumunun getirdiği olumsuzluklar, kişisel bakım becerilerinin sistematik yöntemlerle öğretilmesini zorunlu hale getirmektedir. Çoklu engelli bireyler için kişisel bakım beceri öğretim programı geliştirme ve uygulama aşamasında, aşağıda sıralanan kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Ekip üyeleri ile işbirliği içinde olmak. Bireyin içinde bulunduğu kültüre, yaş ve gelişim düzeyine uygun, aynı zamanda sosyal olarak geçerli öğretim süreçlerine yer vermek, akranları sürece dahil etmek. Uyarlamalara yer vermek. Etkili bir değerlendirme sürecine yer vermek ve değerlendirme sonuçlarını kullanmak. Öğretim için uygun ortamları ve süreleri belirlemek. Etkili bir öğretim yöntemi seçmek. Çoklu engellilere kişisel bakım becerilerinin öğretimi aşamasında, öğretmenler öncelikle aile üyeleri, bireye hizmet sunan diğer alan uzmanları, genel eğitim öğretmenleri ve çoklu engelli bireyler ile bir ekip oluştururlar. Bu ekip, öğretilecek becerileri seçme, öğretimsel hedefleri düzenleme, öğretim programları geliştirme ve bireyin performansını izleme konularında işbirliği içerisinde çalışır. Çoklu engelli bireylerin kendisi ve aile üyelerinin dışında, önemli ekip üyelerinden biri de öğretmenlerdir. Özel eğitim öğretmenlerinin ekip içerisinde, ekip toplantılarının yeri ve zamanını planlama, toplantıda alınan kararları kaydetme ve ekibin öğretimsel önerileri doğrultusunda uygulamalar yapma gibi görevleri bulunmaktadır. Genel eğitim öğretmenleri de, çoklu yetersizliği olan bireylere kişisel bakım becerilerinin öğretilmesinde görev alan ekibin daimi üyeleri arasında yer almalıdırlar. Çoklu engellilere kişisel bakım becerilerinin öğretiminde, bireye hizmet sunan diğer alan uzmanlarının da önemli rolleri bulunmaktadır. Bu uzmanlar, fizyoterapistler, dil ve konuşma terapistleri, iş ve meslek terapistleri, okul hemşireleri olarak sıralanabilir. Kişisel bakım becerilerinin öğretimi ve gelişimin izlenmesi süreçleri çoklu engelli olan bireyin yaşına ve kültürel özelliklerine de uygun olmalıdır. Öğretim öncesi değerlendirme, öğretim ve öğretim sonrası değerlendirme süreçlerinde, başka bir deyişle öğretimin tüm aşamalarında ekip, aile, hizmet sunan uzmanların öğretimsel önceliklerini, akran standartlarını, çoklu yetersizliği olan bireyin tipik gelişim gösteren akranlarının, öğretilecek kişisel bakım becerisini hangi yollarla ve ne düzeyde gerçekleştirdiği ve toplumsal normları göz önünde bulundurmalıdır. Göz önünde bulundurulması gereken bu ilkeler, genellikle sosyal geçerlilik kriterleri olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalar, yetersizliği olan bireylerin tipik gelişim gösteren akranlarını gözlemleyip model alarak onların davranışlarına benzer davranışlar sergilediğini göstermektedir. Bu davranışlar iki farklı şekilde oluşmaktadır. A. Akranlarına giysi seçimi, saç stili ve kişisel bakım alışkanlıklarında benzeme çabası ve B. Kişisel bakım becerilerini akranlarıyla aynı ortam ve zamanda sergileme çabası. Bu açıdan bakıldığında, çoklu engelli bireyler için özellikle giyinme ve kişisel temizlik ve bakım becerilerinde akranların öğretmenlerden çok daha iyi bir model oldukları ortaya çıkmaktadır. Tipik gelişim gösteren akranlar, çoklu engelli arkadaşlarının öğretim süreçlerine dahil olarak, onların özellikleri ve gereksinimlerini daha iyi anlayacaklardır. Çoklu engelli bireyler ise yetişkin bir birey yerine, kendisine benzer özellikleri bulunan akranlarını becerileri sergilerken izleyecek, bu da öğretimin etkililiğini artıracaktır. Çoklu engelli bireylerin, hedeflenen kişisel bakım becerisini bağımsız olarak yerine getirebilmesi için, öğretmenin bireyin özelliklerini dikkate alarak çeşitli uyarlamalara yer vermesi gerekmektedir. Uyarlama yaparken dikkat edilmesi gereken temel nokta, çoklu engelli bireyin uyarlamadan en üst düzeyde yarar elde edebilmesi için, sunulacak desteğin ne zaman silikleştirileceğinin ve ortadan kaldırılacağının belirlenmesidir. Çoklu engelli bireylere kişisel bakım becerilerinin öğretiminde yer verilebilecek uyarlamalar aşağıda sıralanmıştır. Bireyin özelliklerine göre uyarlanmış araç gereçlere yer verme. Uyarlanmış açma, kapama düğmeleri veya otomatik çalışan cihazlar. Bir etkinlik içerisindeki beceri basamaklarının değiştirilmesi. Kişisel destekte bulunmak. Beceri öğretiminde değerlendirme sürecine yer vermek aşağıdaki nedenlerden dolayı önemli ve gereklidir. Değerlendirme sayesinde, bireyin sergileyebildiği beceriler belirlenir. Bireyin sergileyemediği ya da eksik olarak gerçekleştirdiği beceriler belirlenir. Bireyin öğrenmediği becerilerin hangilerinin, şu anda ve gelecekte içinde bulunacağı ortamlarda öncelikli beceriler olduğu belirlenir. Bireyin beceriyi nasıl sergileyeceği belirlenir. Bireyin kazandığı beceriyi akıcı bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştiremediği belirlenir. Bireyin kazandığı beceriyi farklı ortamlarda gerçekleştirip gerçekleştiremediği belirlenir. Bireyin öğretim süreci sonucunda sağladığı ilerleme ortaya koyulur. Öğretim sürecinde herhangi bir değişiklik yapmaya gereksinim olup olmadığı belirlenir. Kişisel bakım becerilerinin değerlendirilmesi genellikle aile üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmeler, kontrol listeleri, çevresel değerlendirme süreçleri ve doğrudan gözlem şeklinde gerçekleştirilmektedir. Çoklu engelli birey için öncelikli kişisel bakım becerisi seçildikten sonra ekip, öğrenme ortamları ve öğretim takvimi ile ilgili olarak. Hedeflenen kişisel bakım becerisi nerede öğretilecek? Beceri öğretimi sırasında kişisel mahremiyet sağlanabilecek mi? Beceri ne zaman öğretilecek? Beceri hangi sıklıkla öğretilecek? Sorularının cevapları oluşturulmalıdır. Çoklu engelli bireylere kişisel bakım becerilerinin öğretiminde başarıya ulaşmanın temel unsurlarından birisi de etkili bir öğretim yöntemi seçmektir. Etkili öğretim yöntemi, değerlendirme sonuçları üzerine inşa edilen, uygun olduğu durumlarda akranların da sürece dahil edildiği, çoklu engelli bireyin beceri düzeyini geliştiren, yaş, gelişim düzeyi ve kültürel özelliklere hassas öğretim yöntemidir. Etkili öğretim yöntemleri seçilirken bireyin öğrenmenin hangi aşamasında olduğunu belirlemek gerekmektedir. Öğrenmenin 4 temel aşaması bulunmaktadır. Bunlar, A. Edinim, B. Akıcılık, C. Kalıcılık ve D. Genelleme olarak sıralanmaktadır. Çoklu engellilere tuvalet becerilerinin öğretimi. Tuvalet becerisi, öğrenilmesi uzun bir zaman aldığı ve içsel bazı uyaranlara, mesane doluluğu, bağırsak baskısı ve benzeri karşı farkındalık gerektirdiği için öğretilmesi en zor kişisel bakım becerilerinden biridir. Tuvalet eğitimine başlayabilmek için 3 temel ön koşul özellik bulunmaktadır. Tuvalet sıklığı konusunda istikrarlı olma, gün içerisinde 1 ila 2 saatlik sürelerle kuru kalma ve takvim yaşının 2 yaş veya daha fazla olması şeklinde sıralanmaktadır. Genel olarak tuvalet eğitimine hazır hale gelen çocuklar, gün içerisinde bir kez bağırsak boşaltımı, 3-5 defada mesane boşaltımı gerçekleştirmektedirler. Çoklu engellilere tuvalet becerisinin öğretiminde, gerçekleştirilen çevresel değerlendirme, beceri analizine dayalı değerlendirme, tuvaletini altına kaçırma ya da tuvalete yapmasının kaydedilmesinin yanı sıra kuru kalma aralıklarının da kaydedilmesini gerektirmektedir. Tuvalet örüntüsünün değerlendirilmesine ek olarak, tuvalet eğitimine başlamadan önce bireyin tuvalet rutini ile ilgili becerilerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Tuvalet kontrolü üzerine yapılan çalışmalar iki ayrı genellemeyi ortaya çıkarmıştır. Bu genellemeler şunlardır. A. Bireyler genel olarak, bağırsak kontrolünü mesane kontrolünden önce kazanmaktadırlar ve B. Bireyler çoğunlukla gündüz tuvalet kontrolünü gece tuvalet kontrolünden önce kazanmaktadırlar. Gündüz tuvalet öğretim yaklaşımları geleneksel tuvalet öğretim yöntemi ve hızlandırılmış tuvalet öğretim yöntemi olarak ifade edilebilir. Tuvalet becerisi genellikle 3 aşamada kazanılmaktadır. Bu aşamalar: A. Tuvalet sıklığının düzenli hale gelmesi, B. Tuvalete kendi başına gitme ve C. Bağımsız olarak tuvalet becerilerini yerine getirme olarak sıralanmaktadır. Geleneksel tuvalet öğretimi yaklaşımının bazı temel kuralları bulunmaktadır. Bu kurallardan yapılması gerekenler olarak: Öğrenci tuvaleti kullandığında onu ödüllendirin. Herhangi bir altına kaçırma durumunda, derhal öğrencinin temizlenmesini sağlayın. Öğrenci altını ıslattığında sosyal pekiştireçlere ulaşmasını engelleyin. Altına kaçırma durumu olduğunda, öğrencinin ıslak mendille temizlenmesini ve kuru kıyafetler giymesini sağlayın. Bu işlemi yaparken öğrenciyi azarlamayın, pekiştirici herhangi bir müdahalede bulunmayın. Öğrenciye tuvalete gitmesi için düzenli aralıklarla fırsatlar sunun. Öğrenci tuvaletteyken yanında bekleyin, boşaltımın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edin. Boşaltım gerçekleştiği anda derhal öğrenciyi pekiştirin. İfade edilenler bunlardır. Hızlandırılmış tuvalet öğretim yönteminde tuvalet öğretimi yapılacak bireye fazladan sıvı tükettirilerek, daha sık mesane baskısına maruz kalmasının sağlanmaktadır. Bu tuvalet öğretim yönteminin, hızlandırılmış olarak betimlenmesinin sebebi, öğretim programının yüksek yoğunlukta sunulması ve öğrencilerin tuvalet becerisi performanslarında hızlı değişimlerin yaşanmasıdır. Hızlandırılmış tuvalet öğretim yöntemi ile ilgili çekinceler: A. Sıvı miktarının artırılmasının birey için tehlikeli olabileceği. B. Tuvalet öğretimi sırasında öğrencinin diğer öğretim fırsatlarından tamamen mahrum edildiği. C. Tuvalet öğretimi sırasında öğrencinin tipik gelişim gösteren akranlarıyla yaşayacağı olası iletişim fırsatlarından mahrum edildiği. D. Tüm bu ayrıştırmanın öğrenci için aşırı bir ceza durumu oluşturabileceği olarak sıralanmaktadır. Çoklu engelliler yemek yeme becerilerinin öğretimi. Yemek yeme, bireyin yaşamı için en işlevsel ve en sık kullanılan kişisel bakım becerileri arasında yer almaktadır. Yemek yeme becerileri gelişimsel olarak aşağıdaki sıralamayı izlemektedir. Başkasına bağımlı olarak beslenme, kaşık dudaklarına dokundurulduğunda ağzını açma ve yiyeceği yutma. Parmakları kullanarak yeme, kaşık kullanarak yeme, bardaktan sıvı içme, çatal kullanma, bıçak kullanarak yiyecekleri sürme ve kesme, yiyecek servis etme, yemeğin üzerine tuz, baharat ve soslar ekleme, yemek masasında görgü kurallarına uyma. Çoklu engelli bireylerin bağımsız olarak yemek yemeyi öğrenebilmeleri için emme, dudaklarını kapalı tutabilme, yutma, ısırma ve çiğneme becerilerinin yanı sıra boğazına yemek takıldığında öğürme refleksine sahip olmaları gerekmektedir. Yemek yeme becerisi çalışılacak çok engelli birey, sandalyenin tam ortasında stabil bir şekilde oturmalı ve çenesi mümkün olduğu kadar zeminle paralel bir düzlemde olmalıdır. Çoklu engelli bireylerin yemek zamanlarında, yemek yeme performanslarının izlenmesi çeşitli yollarla gerçekleştirilmektedir. Bu yollar: A. Doğru yemek yeme tepkilerinin oranı, sıklığının belirlenmesi, B. Doğru yemek yeme tepkilerinin süresini belirleme, C. Yanlış yemek yeme tepkilerinin sıklığını, oranını belirleme, D. Yanlış yemek yeme tepkilerinin süresini belirleme ve E. Beceri analizine dayalı değerlendirme olarak sıralanmaktadır. Öğretmenler, çoklu engelli bireylerin yemek yeme becerilerini bağımsız olarak sergilemelerini sağlayabilmek için, yemek yeme becerisine ait çok farklı becerileri değerlendirmelidirler. Değerlendirmede odaklanılması gereken temel beceriler: Yiyeceğe kaşık, çatalını uzatma. Yiyeceği tabağın, kasenin içinden alma. Yiyeceği ağzına götürme. Ağzını açarak yiyeceği ağzının içine koyma. Ağzını kapatma. Yiyeceği çiğneme ve yiyeceği yutma olarak sıralanmaktadır. Çoklu engelli bireylere yemek yeme becerisinin öğretiminde başarılı bir biçimde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Yemek yeme becerisinin ediniminin sağlanmasında öne çıkan yöntemler: A. Şekil verme ve B. Fiziksel ipucu, aşamalı yardım ve bekleme süreli öğretimin içinde kullanılan fiziksel ipuçları süreçleridir. Bu yöntemler özellikle, temel yemek yeme becerilerinin oluşturulmasında, edinim aşamasında, etkin bir şekilde kullanılır. Çoklu engelli birey, basit temel yeme becerilerini, kaşığı eline alma ve benzeri kazandıktan sonra diğer öğretim yöntemleri daha etkili bir şekilde kullanılmaya başlanır. Çoklu engellilere giyinme ve kişisel temizlik becerilerinin öğretimi. Çoklu engellilere giyinme ve kişisel temizlik becerilerinin öğretiminde önerilen mümkün olduğu ölçüde gerçek araç gereçlerle, örneğin gerçek giysiler, diş fırçaları, deodorant ve benzeri çalışılmasıdır. Ancak giyinme becerilerinden iç çamaşırı giyme çıkarma ve kişisel temizlik becerilerinden ped değiştirme gibi becerilerin öğretiminde mahremiyet nedeniyle doğal ortamda gerçek araç gereçlerle çalışılması uygun olmayabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında simülasyon eğitimine yer vererek oyuncak bir bebek üzerinde öğretim yapmak daha doğru bir yöntem olarak görünmektedir. Çoklu engelli bireylere giyinme ve kişisel temizlik becerilerinin öğretiminde sıklıkla kullanılan öğretim yöntemleri gözleyerek öğrenme ve model olma, pasif model olma, videoyla kendine model olma ve eş zamanlı ipucuyla öğretim olarak ifade edilmektedir. Çoklu engelli bireylerle çalışırken bakım personelinin dikkat edeceği noktalar ve öneriler. Çoklu engellilerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için, bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Bakım personellerinin, çoklu engelli bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli öneriler bulunmaktadır. Çoklu engelli bireyin, engel durumu ile ilgili her ayrıntıyı öğrenin. Çoklu engelli bireyin gereksinimlerini bilin ve onun güçlü yanlarına odaklanın. Çoklu engelli bireylerle çalışan diğer uzmanlarla bir takım olun. Çoklu engelli birey için yardımcı, destekleyici teknolojileri araştırın. Çokça uygulama fırsatları sunun ve olumlu davranışları anında pekiştirin. Çalıştığınız bireye yerine getirebileceği günlük işler verin. Çalıştığınız çoklu engelli bireyin destek programına hakim olun. Uyarlamalar yapın. Çalıştığınız bireyin ihtiyacı olan destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlayın. Çalıştığınız bireyin bağımsızlığını destekleyin. Çoklu engellilerin bakım ve rehabilitasyonu dersi 8. ünite özeti. Çoklu engellilerin rehabilitasyonunda müziğin yeri ve farklı kullanım olanakları. Giriş. Çoklu yetersizliği olan bir bireyin gelişimsel ve eğitsel ihtiyaçları düşünüldüğünde öncelik açısından ilk sıra verilmese müzik, çoklu yetersizliği olan bireylerin gerek eğitimlerini destekleyen bir destek hizmet, gerekse psikolojik, duygusal ve sosyal alanlarda doğrudan onlara rehabilitasyon imkanı sağlayan bir terapi yaklaşımı olarak kullanılabilir. Çoklu engelliler ve müzik. Çoklu yetersizlik, iki veya daha çok yetersizliğin birlikte görüldüğü bir yetersizlik durumudur. Çoklu yetersizliği olan bireylerin fiziksel ve zihinsel güçlüklerinin yanı sıra işitsel ve görsel yetersizlikleri de olabilir. Sayılan bu güçlüklerin farklı şekillerde ve değişen oranlarda birleşimi sebebiyle bu durumu deneyimleyen bireyin kendine has niteliklere ve özelliklere sahip olduğu gözlemlenir. Çoklu yetersizliği olan bireylerin farklı gelişim alanlarında yaşadıkları problemler ve gerilikler dolayısıyla yoğun bir destek hizmet alması gerektiği bilinmektedir. Müzik, ses ve ritmin farklı hız, dinamik ve formlarda organize olarak duygu ve düşünceleri ifade etmek için kullanılmasıdır. Müzik, ses, yapı, zaman ve dinamikler gibi alt bileşenleri sayesinde insan beyninin pek çok bölümünü aynı anda aktive etme gücüne sahiptir. Yetersizliği olan bireylerle müziğin kullanımında yalnızca, müzikal gelişimi sağlamak değil özel gereksinimli bireyin tüm diğer gelişim alanlarını, bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor, duyuşsal ve benzeri müzik yoluyla desteklemek amaçlanmalıdır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin eğitiminde müzik, özel eğitimde kullanılan öğretim yaklaşımları ile işbirliği içinde bir, alternatif öğretim yaklaşımı olarak kullanılabileceği gibi bir, geçiş, boş zaman, oyun etkinliği olarak da planlanabilir, özel eğitim sürecinde müzikten bir, motivasyon kaynağı, bir öğretim aracı, öğretim sürecinde ihtiyaç anında, bir ipucu, bir pekiştireç ve bir ödül olarak da yararlanılabilir. müzik, çoklu yetersizliği olan bireylerle eğitim amaçlı kullanımının yanı sıra bu bireylerin rehabilitasyonunda terapötik amaçla da fayda sağlayabilir. Çoklu engellilerle müziğin kullanımı. Müziğin eğitsel ve terapötik kullanımındaki farklar uygulayıcının, müzik öğretmeni, müzik terapisti, katılımcının gerçekleşen sürece, özel gereksinimli öğrenci, olarak mı, yoksa yaşadığı biyolojik ve psikolojik sorunlar sebebiyle, hasta olarak mı başvurduğu, müziğin ve müzik etkinliklerinin kullanım amacının ve kullanılan yaklaşımların, eğitim alanına mı, terapi alanına mı yakın durduğu gibi, kullanılan yöntemlerin, eğitsel yöntemler, terapötik temelli uygulamalar, olduğu noktalarında ortaya çıkar. Müzik ile eğitim ilişkisi, a. Müzik yolu, aracılığıyla eğitim, b. Müziğe doğru eğitim, c. Müzik içinde eğitim ve d. Müzik ile eğitim şeklinde 4 temel düzlemde incelenebilir. Müzik yolu, aracılığıyla eğitimde, çocukların genel ve kapsamlı eğitiminin müziğin yardımı ile gerçekleştirilmesi söz konusudur. Müzik çoklu yetersizliği olan bireylerle kullanıldığında müzikal bilgi ve becerilerden öte diğer alanlardaki eğitsel hedeflere ulaşma ve hedef davranışları kazanma sürecini desteklemek için kullanılır. Müzik terapi, müziğin ve müzik uygulamalarının kişiye özel bireyselleştirilmiş hedefleri başarmak amacıyla onaylı bir müzik terapi programını tamamlamış yetkili uzmanlar, müzik terapistler tarafından bireyle terapötik bir ilişki içerisinde yürütülen kanıt temelli klinik kullanımıdır. Müziğin eğitsel amaçlı kullanımından farklı olarak müzik terapide odak daha çok bireyin fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarına işaret eden ve müziğin kendisi kadar müzik yoluyla terapist ve hasta arasında kurulan terapötik ilişki sürecinin de önemli olduğu ifade edilebilir. Çoklu yetersizliği olan bireylerle müzik etkinlikleri planlanırken bireysel farklılıkları, ihtiyaçları ve bireysel ilgi ve istekleri kesinlikle göz önüne alınarak birey odaklı bir müzik programı hazırlanması oldukça önemlidir. Bireysel ihtiyaçların giderilmesi yönünde bireysel ilgi ve isteklerin dikkate alınması iletişim, etkileşim ve eğitim sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Müziğin çoklu yetersizliği olan bireylerin rehabilitasyonunda kullanımındaki genel amaçları açıklayabilme. Çoklu yetersizliği olan bireylerin rehabilitasyonunda müziğin kullanımına ilişkin genel amaçlar. Bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamak, bireyde kendilik duygusunu geliştirmek, kişiler arası ilişki kurmak veya var olan ilişkileri yeniden yapılandırmak, belirli becerilerin geliştirilmesi, patolojik bir davranışın giderilmesi, müziğin güzelliğine karşı farkındalık ve hassasiyet geliştirmek şeklinde ifade edilebilir. Müziğin çoklu yetersizliği olan bireylerin rehabilitasyonunda kullanımına ilişkin farklı yaklaşımlar. Belirlenen amaçlara ulaşırken müzik terapisti uygulamada bir grup yaklaşım benimseyebilir. Bu, terapistin müziği klinik olarak kullanırken seçtiği tutum ve teorik yaklaşımını ifade eder. Bu tercih, aynı zamanda terapistin müziğe yönelik inançlarını, rolünü ve yetersizliği olan bireyle ilişkisini içeren bir süreçtir. Bu yönlenim, amaçların türü ve kullanılan metotlar kadar terapi deneyimine verilen anlamı da yansıtır. Bu yaklaşımlardan davranışçı yaklaşım, eğitsel yaklaşım, tedavisel yaklaşım ve reseptif yaklaşım bu ünitede ele alınmıştır. Davranışçı yaklaşımda müzik, çoklu yetersizliği olan bireyin hedeflenen olumlu davranışlarında artış sağlama ve pekiştirme, olumsuz davranışlarında azalma ve değişim sağlamak amacıyla kullanılır. Bu yaklaşımda yetersizliği olan bireyle terapist arasındaki ilişki dinamiklerine daha az önem verilirken müzik daha çok bireyin tanımlanan davranışlara ulaşması amacıyla davranışta gerçekleşen değişime odaklanır. Buna örnek olarak sağ ve sol eli koordineli ve sıra ile kullanma becerileri için kayıttan dinlenen müzik içerisindeki bölümlerle uyum içerisinde davul üzerinde elleri sıra ile kullanarak şarkıya ritim tutma etkinliği verilebilir. Eğitsel yaklaşım terapötik amaçtan daha çok eğitsel ve gelişimsel hedeflere odaklanır. Eğitsel yaklaşım kendi içinde iki farklı yaklaşımı barındırır, eğitsel yaklaşım ve gelişimsel yaklaşım. Eğitsel yaklaşım müziğin, müzikal olmayan bilgi ve becerilerin kazanılması amacıyla özel eğitim düzenlemesi içerisinde kullanılmasıdır. Bu noktada müzik, çoklu yetersizliği olan bireyin BEPI ile uyumlu bir içerikle kullanılır ve eğitimsel hedeflere odaklanır. İkincisi gelişimsel yaklaşımdır. Bu yaklaşım daha geniş bir alanı kapsamaktadır ve yetersizliği olan bireyin BEPI kapsamındaki eğitsel hedeflerle sınırlı kalmayıp tüm alanlarda bütüncül olarak gelişimini hedeflemektedir. Tedavisel, iyileştirici, yaklaşımda müzikal deneyimler ve onlar yoluyla geliştirilen ilişkiler, aklı, bedeni ve ruhu iyileştirmek, bireyi kendi kendini iyileştirme sürecine teşvik etmek ya da iyi olma durumunu korumak ve geliştirmek amacıyla kullanılır. Bu süreçte, hastasını saygı ve hürmetle kabul etmesi, onunla müzik aracılığıyla geliştirilen çeşitli ilişkiler yoluyla çalışması, bireyin içsel kaynaklarını aktive edecek müziği yaratması ve kendi müzikal hayatını geliştirmesi terapistin görevleri arasında sayılır. Reseptif, alıcı, müzik terapi yaklaşımı özellikle yetersizliklerin sayı ve seviye olarak oldukça ağır düzeyde yaşandığı durumlarda alıcı müzik terapi en kullanıma uygun olan yaklaşımdır. Aktif katılımın şart olmadığı ya da eser miktarda katılımın takdir gördüğü bu yaklaşımda, hastanın canlı ya da kayıttan bir müziği dinlemesi ve bu deneyime suskunlukla, sözlü şekilde veya diğer ifade biçimlerini kullanarak tepki vermesi amaçlanmaktadır. Dinleme deneyimi genellikle müziğin fiziksel, duygusal, zihinsel, estetik veya manevi yönlerine odaklanır ve hastanın tepkileri deneyimin terapötik amacına göre düzenlenir. Reseptif müzik terapi yaklaşımında terapatik amaçlar şu şekilde sıralanabilir. Alıcılığı, farkındalığı, desteklemek, belirli bedensel tepkiler uyandırmak, bireyi uyarmak ya da sakinleştirmek, işitsel, motor beceriler geliştirmek, duyumsal durumlar ve deneyimler sağlamak, diğerlerinin fikir ve düşüncelerini keşfetmek, hafızayı, hatırlamayı ve geriye dönüşleri kolaylaştırmak, hayaller ve imgelemler uyandırmak, bireyi bir topluluğa ya da sosyo-kültürel bir gruba bağlamak, yoğun ve ruhani deneyimleri tetiklemek. Müzik sadece eğlence değil, çoklu yetersizliği olan bireyin temel ihtiyaçlarını keşfetmek ve bu ihtiyaçlara hitap etmek için kullanılan bir araç olarak görülmelidir. Her bir bireyin çoklu engelden etkilenme durumları ve bunlara bağlı gelişen yetersizlikleri farklı olması sebebiyle her bir birey için ayrı bir müzikal uygulama planlanması söz konusu olmalıdır. Çoklu yetersizliği olan bireylerle müziğin rehabilitasyon sürecinde kullanımı iki temel grupta uygulanır. Kullanılan yöntemler aktif ve reseptif, alıcı, yöntemler olarak ikiye ayrılır. Müziğin terapötik kullanımında aktif yöntem tercih edildiğinde yeterlilikleri doğrultusunda bireyin şarkı söyleme, çalgı çalma, müzik yaratma, doğaçlama gibi etkinliklerin birine ya da birden çoğuna yalnız kendi veya grup üyeleri ile birlikte aktif olarak katılması söz konusudur. Çalgı çalma etkinliği, çoklu yetersizliği olan bireyin bir çalgıyı çeşitli sesler çıkarabilmek amacıyla kullanmasını ifade eder. Kullanılan çalgıların daha çok elle kolayca tutulabilen, kavranabilen, çalınabilen davul, marakas, zil ve ksilofon gibi çalgılar olmasına dikkat edilmelidir. Çalgılar genellikle yetersizliği olan bireyin yeterliklerine ve ilgisine göre seçilmeli ve çalgılar bireyin kolaylıkla uzanabileceği ve tutabileceği şekilde konumlandırılmalıdır. Çalgılarda yetersizliği olan bireyin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kimi değişiklikler ve düzenlemeler yapılabilir. Çalgı çalma yoluyla gerçekleştirilen müzikal çalışmaların müzikal olmayan diğer gelişim alanlarına etkisinin motivasyon ve pekiştirme temelinde başlayıp el-göz koordinasyonunun sağlanması, sallama, vurma, kavrama gibi motor becerilerin geliştirilmesi, yönerge takibi, duyu motor becerilerin geliştirilmesi, uyumsal becerilerin öğrenilmesi, gerçekliğe bağlı kalma, farklı rolleri yönetme, diğer kişilerin duygularını anlama ve ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalışma gibi hedeflere ulaşabileceğini söylemek mümkündür. Vokal etkinlikler, temelde çoklu yetersizliği olan bireyin ağızdan herhangi bir ses üretmesi amacıyla yapılan etkinlikleri ifade eder. Vokal sesler bir seferlik ya da uzayan, tonal ya da atonal, sözel ya da sözsüz olabilir. Vokal etkinliklerde vokal tepki uyandırma, vokal becerileri geliştirme ve müzikle ilişkili becerileri geliştirme olarak 3 bölümde incelenebilir. Bu çalışmalarda bireyin kendini vokal olarak ifade etmesini desteklemek ve geliştirmek esas alınmalıdır. Bunun devamında müzikal olmayan diğer gelişim alanlarını destekleme süreci yine motivasyon ve pekiştirme düzeyinde başlayarak sıra alma, dinleme, göz kontağı kurma, kavram ve becerileri müzikal yolla öğrenme gibi hedeflere ulaşmaya kadar uzanabilir. Hareket etkinlikleri çoklu yetersizliği olan bireyin var olan koşullarda fiziksel olarak iyi olma durumu ve gelişmesini destekleyen etkinliklerdir. Aktif yöntemde hareket etkinlikleri bireyin bağımsız olarak bedenini ve beden parçalarını müzikal bir çerçevede hareket ettirdiği etkinlikler olarak görülmelidir. Aktif hareket etkinliklerinde temel amaçlar hareketin devamlılığı, kaba ve ince motor becerilerin geliştirilmesi ve bireye kendisini tanımakta yardımcı olmak amacıyla çevresiyle fiziksel etkileşim kurma konusunda eğitme, beden parçalarını tanıma, tanımlama, kas ve hareket kontrolünü artırma, hareket çeşitliliğini korumak ve hareketlerini bütünleştirmektir. Çoklu yetersizliği olan bireyler ile gerçekleştirilen diğer önemli yöntemler reseptif, diğer adıyla alıcı yöntemlerdir. Duyma ve dinleme gibi işitsel süreçleri temel alan reseptif yöntemler genellikle bireyin direnç gösteremediği ve algılamıyor gibi gözükmesine rağmen içine işleyici bir güç ile müziğin bilinçaltı düzeyi etkilediği bir süreci ifade eder. Aktif katılımın şart olmadığı ya da eser miktarda katılımın takdir gördüğü reseptif yöntemlerde, hastanın canlı ya da kayıttan bir müziği dinlemesi ve bu deneyime suskunlukla, sözlü şekilde veya diğer ifade biçimlerini kullanarak tepki vermesi amaçlanmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireyin rehabilitasyonunda reseptif yöntemler müziği ve müzik dinlemeyi bireyde motivasyon yaratmak ve motivasyonu korumak, bireyi bir etkinlikte tetikleyici olarak uyarmak, bireye yapılan etkinlikte ipucu sağlamak, bireyi doğru yönde gerçekleştirdiği eylemler sonucunda pekiştirmek, kimi etkinliklerin sonunda ödül olarak kullanmak, bireyi bilinç dışı düzeylere ulaştırmak, bireyin gerçekle bağlantı kurmasını sağlamak, bireyde bedensel farkındalık ve uyarılmalar yaratmak, bireyde imgelem süreci yaratmak, kavram ve beceri öğretiminde araç olarak kullanmak, bireyin ağrı yönetimi, gevşeme, hatırlama, iletişim, algılama, yordama ve benzeri süreçlerinde destekleme gibi amaçlarla kullanabilir. Reseptif yöntemlerin kullanıldığı etkinlikler arasında duyusal uyarım, hareket ve olumlayıcı dinleme sayılabilir. Duyusal uyarım, müziğin, yetersizliği olan bireyde bir uyarılma, heyecanlandırma ve harekete geçme dürtüsü yaratmak amacıyla kullanılmasını ifade eder. Tüm çalışmaların odak noktası bireyin kendisine yönelik farkındalığını besleyecek ve eyleme geçmesine sebep olacak herhangi bir tepki yaratmaktır. Olumlayıcı dinleme, kayıtlı ya da canlı müziğin müzikal olmayan bir davranışın kazandırılmasında pekiştireç ya da ödül olarak kullanılması olarak ifade edilir. Reseptif yöntemde hareket etkinlikleri, terapistin, öğretmenin müzikal bir çerçevede yetersizliği olan bireyin bedenini ve beden parçalarını amaçlı şekilde yönlendirmesi yoluyla fiziksel iyi olma durumunu koruma ve gelişim sağlamaya çalışmasını ifade eder. Bu çalışmalar beden parçalarını kendi kendine hareket ettirmeyen, ettiremeyen ya da amaçlı ve kontrollü şekilde bedenlerini kullanamayan bireyler için özel olarak planlanır. Çoklu engellilerin rehabilitasyonunda müziğin kullanımına ilişkin uygulama örnekleri. Çoklu yetersizliği olan bireylerin kimisinde çeşitli kendini uyarma ve kendine zarar verme davranışları görülebilir. Kimi araştırma sonuçları stereotipik, kendini uyarıcı ve kendine zarar veren davranışların, müzikal etkinliklere katılma yoluyla azaltılabileceğini ve daha sonra davranışın müzikal yapının kullanılması yoluyla genişletilerek amaçlı bir eyleme dönüştürülebileceğini rapor etmektedir. Bu noktada yetersizliği olan birey müzikteki değişikliklere tepki verebilmek için kendini uyaran ya da kendine zarar veren davranışını kesintiye uğratmak ya da yönetmek durumunda kalmaktadır. Örneğin elini sürekli ağzına götüren bir birey sıra alma ile davul çalma etkinliğinde sıra kendisine geldiğinde elini ağzından çıkararak davula vurmak durumunda olduğundan kendini uyaran bu davranışını kesintiye uğratır. Çalma sırası arttıkça ya da çalınan motif uzadıkça elinin ağza gitme süresi kısalır ya da etkinlik boyunca tamamen ortadan kalkar. Müzikal deneyimler çoklu yetersizliği olan bireylerin kardeşleriyle veya aile bireyleriyle etkileşimini kolaylaştırmak amacıyla da kullanılabilir. Çeşitli ritmik oyunların birlikte oynanması, birlikte bir şarkı söyleme ya da şarkıya çalgı ile eşlik etme gibi etkinlikler ve farklı ses üreten oyuncaklar ile etkileşim başlatma ve dinleme çalışmaları yapılarak göz teması ve dikkati odaklama gibi hedefler gerçekleştirilebilir. Davranışçı yaklaşım ile yapılan bireysel terapi seanslarında müzik ve müzikal etkinlikler göz teması kurma ve işe odaklanma gibi istenilen sosyal davranışların pekiştirilmesinde kullanılır. Grup seanslarında ise şarkı söyleme, müzik ile hareket etme, Diğer grup üyeleriyle çalgı çalma gibi yapılandırılmış müzik etkinlikleriyle çoklu yetersizliği olan bireylerin gruba katılım göstermesi ve başkalarıyla işbirliği içinde çalışması, etkinlikler sırasında sırasını beklemesi ve paylaşmayı öğrenmesi amaçlarına ulaşmaya yardımcı olabilir. Müzikal etkinlikler ile çoklu yetersizliği olan bireylerin normal gelişim gösteren akranlarıyla etkileşimi içinde ortam sağlanabilir, akran öğretimi yoluyla birbirlerine yardım ettikleri etkileşim fırsatları yaratılabilir. Çoklu yetersizliği olan bireyler normal hayatlarında sıklıkla kendini ifade etme fırsatı bulamamaktadırlar. Bu sebeple müzikal deneyimlerin içerisinde yara 207 çoklu engellilerde bakım ve rehabilitasyon tılan kendini ifade etmek fırsatları onlar için çok önemlidir. Bireyler seçim yapmayı ve tercihlerini ifade etmeyi öğrendiklerinde, daha bağımsız bir yaşam için ihtiyaçları olan işlevsel becerileri geliştirebilirler. Seçim yapma ve tercih belirtme süreçleri müzikal etkinlikler içerisinde çalacağı çalgıyı veya dinlemek istedikleri müzik türünü seçmek, bir şarkıya uygun gelecek bir söz veya kelime belirlemek ya da hangi formda hangi sıra ile çalacağına karar vermek şeklinde gerçekleşebilir. Dil ve konuşma gelişiminde gerilikler olduğu için kendini sözlü olarak ifade etme becerileri olmayan çoklu yetersizlik durumlarında dahi müzik kendini ifade etmek için sözsüz ifade yollarını kullanma fırsatı sağlar. Örneğin konuşması olmayan bir bireyin konuşma tahtası kullanarak şarkı yazma etkinliğine katılması ve eksik olan söz ve kelimeleri tahtasına yazmak yoluyla etkinlikte varlık göstermesi mümkün olabilir. Çoklu yetersizliği olan bireylerle, motor işlevleri artırmada, müziğin terapötik kullanımına ilişkin olarak fon olarak kullanılan uygun bir müzik seçimiyle kas tonusu azaltılabilir ve bireyin çeşitli hareketlere tepki vermesi kolaylaştırılabilir. Müzik hareket deneyimlerine katılmak konusunda bu bireylere destek verilerek normal hareket örüntülerine rehberlik etmek yoluyla beden duruş farkındalığı ve beden bölümlerine ilişkin farkındalık artırılabilir. Çoklu yetersizliği olan bireylerle, akademik becerileri ve işlevsel yaşam becerilerini geliştirmede, şarkı söyleme ve müzikal oyunlar içerisinde sunulan sözel yönergeleri takip etme ve eyleme geçirme, tek basamaklı ve iki basamaklı hareketleri taklit etme gibi çalışmalar sayesinde akademik becerilere ön koşul oluşturan yönerge alma ve taklit becerileri konularında gelişebilirler. Yine bu bireyler sözlü şarkılar, müziğe hareket ile tepki verme ve çalgı çalma gibi etkinlikler ile renkler, sayılar, şekiller ve yer yön konum kavramlarını öğrenebilirler. Müzikal deneyimler, çoklu yetersizliği olan bireylere ayrıca, seçim yapma, eşleme, gruplama gibi temel akademik becerileri kazandırmak amacıyla yapılandırılabilir. Kavramlara ek olarak, diş fırçalama ya da el yıkama gibi öz bakım becerileriyle ayakkabı giyme, ekmeğe yağ sürme gibi bağımsız yaşam becerileri de müzikal olarak yapılandırılıp öğretilebilir.